أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، آمين. Bu inşallah Hulasetul Vaz okumalarımızın 10. dersi olacak. İnşallah son dersimiz olacak. Allah nasip ederse. Geçen derste dördüncü taksimi ele almıştı. Dördüncü taksimin devamını ele almıştı daha doğrusu. Mellulu külli ve cüzi olanlar diye bir ikili taksim var dördüncü taksimde. Onun üzerinden farklı dil kategorilerindeki vazları tartıştık. İşte fiil ile müştakler arasındaki farklar, vaz ile ilgili olan farklar, manaları ile ilgili olan farklar, işte zat, hades ve zaman bakımından müştak ile fiil arasında ne tür delalet farkları var, vaz farkları var. Bunlardan bahsettik. Sonra nekire olan kelimeler, işte mariflerin kısımlarının vazlarından bahsettik. Bir takım farklı dil kategorilerin vazlarından bahsettik. İşte ismi tasgir gibi, ismi cem gibi, ismi tesniye gibi kısımların vazından bahsettik. En sonda harflerin vazı nedir diye. Orada Seyyid Şerif Cürcani'nin harflerin vazı hususunda kaleme almış olduğu Risale üzerinden de bir anlatı sunmaya çalıştık. Ve en son Hulasatun Bediatun kısmına geldik. Sayfa 184. Şimdi tekrar hem son ders olması hasebiyle Hulasetun Bediatun kısmının şimdi gelmesi güzel oldu. Tekrar şimdiye kadar biz ne yaptık vaz derslerinde? 9 ders boyunca ne yaptık? Onu görmüş olacağız aslında şimdi. Çok gerçekten hulasa bir şekilde, özet bir şekilde bunu Yusuf Decibi Üstad bize şimdi göstermeye çalışacak. Buradan şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله الوضع ينقسم إلى سبعة أقسام. Şimdi 7 kısımdan bahsedecek bize. Vada'in şahsiyyin tehkikiyyin khasin li khasin. Şimdi burada önemli olan burada tahkiki ve tevili. Yani bizim ikinci taksimimiz de şey yapıyor. Hemen gündeme getiriyor. Bunun üzerinden şimdi bize bir hülasa getirecek. Aynı ikinci taksimimiz. Tahkiki tevili kavramlarını dahil edecek. Hatırlayalım neydi tahkiki ve tevili? Tahkiki manaya delalet etmesinde kendisinin dışında bir karineye muhtaç olmayan, tevil ise manayı, yani medlulünü, mevzulehini ifade etmesi bakımından bir karineye muhtaç olan idi. İlk kısım vazı tahkiki has li has ve leyse yedekulu fi hâzel kısm illa le'alem el-şahsiye. Buraya sadece alemi şahslar giriyor diyor. Sonra ve kezel a'lam el-cinsiye ala ra'yin. Geçen ders de buna işaret ettik. Özel adların vazından bahsederken bu alemi cinslerin vaz hususunda da bir ihtilaf var. Bazıları bunların vazı am mevzule am olduğunu söylüyor. Bazıları vazı has mevzule has olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada ala ra'yin diyerek bazılarının buraya dahil ettiğini söyleyecek. Tam şimdi vazı am mevzule am kısmına da yine aynı ifadeyi kullanacak. Vada'in tahkikiyin şahsiyin amin li amin ve yedekulu fi hadha'l kısmi vada'il masadir ve esma'il masadir ve esma'il ecnas. Ve kezel a'lamel cinsiye ala ra'yin. Üçüncüsü vada'in tahkikiyen şahsiyen amin li mevdu'in leh khas. Halen şahsi vazlardayız gördüğünüz üzere. Bu zaten iyicinin gündeme getirmiş olduğu kısım. Ve yedukhulu fi hadha'l kısmi esma'u'l işar ve'l mevsulat ve'd damairu ve'l hurufu ve emmen nekiratu fela vecehe li duhuliha fi hadha'l kısm. Nekiredesi buraya dahil değildir. Bel hiye dâhiletin fi kısmi'l âmi lil âmi. وَقَدْ عَلِمْ تَوَجَّهُ فِي مَا قَدَّمْنَا. Bunların nekirin vazından geçen ders bahsetmiştik. Tabi sadece şimdi şahsını neviye geçecek. Niye? Şahsını sadece 3 tane farklı vazdan bahsedebiliyorduk. Sebebi şuydu. Vaza'a mevzule has kısmı akli ihtimal olarak söz konusu. Ancak bu akli ihtimal bir nevi taksimin akli ihtimali ama böyle bir şeyin o böyle bir kısmın olması aklen muhal bir şeydir diyenler var. Bazıları bir tür bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak burada demiştik hususi olanın vazı has mevzuleh am'da hususi olanın
umumi olana ayna olması tasavvur edilebilir değil. Yani hissin bir nevi külli bir manaya vermesi, farklı ifadelerle kullanmıştık, mümkün değil demiştik. Şimdi vazı nevi kısımlarına gelecek. Dördüncüsü, vada'in nevaiyyin tahkikiyyin khasin li khas. Ve kad sebeka leke ennehu la yakadu yucad. Şimdi nevi vazda demiştik ki mütekaddimine göre sadece vaza'a mevzuleh am var. Şimdi burada fi sonra da ifade edecek müteahhiruna göre buraları ifade ediyor. Vazı has mevzu has da iddia edenler vardı. Nevi vazı. Hatta demiştik işte Yusuf Deci demiş çok tekellüflü bir şey denemişler. Örnek olarak vermeye çalışmışlar. Şimdi burada da biraz örneği açacak burada. La kadu yucet. Nerede yok yani. Ve lem yumessilu lehu illa bil emsiletil faradiyye ev ta'assufiyye. Ve azharu şeyin lehum fi zelik ve vada'u. Şimdi en fani, anlaşılabilir bu kısımda olduğunu iddia ettikleri örneği şimdi zikrediyor bize. Vad'u'r raculi a'lamen kesiraten li ibnihi'l muşahhas bi'kaidetin kulliyetin. Şimdi bi'kaidetin kulliyetin ile bir vaz gerçekleştirecek. Bunun sebebi vaz-ı nevi'den bahsediyor olmamız. Vaz-ı nevi'de her türlü bir tür aletül vaz var. Yani bir tür kaide-i külli, icmali külli bir mefhum var. Demiştik ki vaza'a mevzu has kısmında vaz-ı nevilerde iki tane bu ayna mesabesinde külli kaideler, icmali mefhumlar var diye. Şimdi bir adamın muşahhas muayyen oğluna verdiği birden fazla alem şeklindeki isimler gibi düşünün diyor. Birden fazla alem veriyor mesela. Ke'en yekul vada'tu kulle ma kana murakkeben min keza ve keza li yedulle ala ibni hâzâ. Falan falan şeyden mürekkep olan her şey neyi gösteriyor? Bir hası gösterecek. O has ne? İşte kendi oğlu. Şimdi bu keda keda dediği ne? Allahu Alem daha öncesinden bu örneği zikrederken yani zat-ı mahsu demişti. Demiştik ki zat-ı mahsudan kastettiği ne? İşte büyük ihtimalle buradaki libnihil muşahhas gibi bir şey olacak. Bu harflerin mürekkep halinden bahsetmişti. İşte diyelim ki ra, sin, ha harflerinin mürekkep olan bütün örnekler neviyle ben neye vaz ediyorum? Kendi olma vaz ediyorum gibi mesela düşünüyorlar yani. Bu örnek bunu ifade ediyor. Ve her biri kendi oğluna işaret ediyor. Bir nevi her biri kendi oğlunun özel adı gibi düşün. Hani mesela oğlunun dolayısıyla 20, 30, 40 kaç tane ihtimal varsa artık özel adı olacak. Beşinci kısım vada'u nev'eyn tahkikin amil li'an ve yedhulu fihi vada'u müştakat maddeten ve hayyeten ma ada hayyetil fi'l. Fiilin heyetin dışarı çıkıyor. Bundan bahsetmiştik. Kema yedhulu fihi'l murakkabat et-tavsifiyye ve'l-idafiyye ve'l-haberiyye ve'l-inşaiyye bi cemii enva'iha. Zaten bu vaza'a mevzulü vaz nevde mütekaddim onu iddia ettiği. Hepsi bütün nevilerde bunu iddia ediyorlardı. Altıncı kısım şimdi yine müteahhirunun iddia etmiş olduğu kısımlara geliyoruz. Vada'in nevaiyyin tahkikin amin li khas ve yedhulu fihi vada'u hayyatil ef'ali li cüz'iyyatiz zemani ve nisbe. Demiştik ki burada fiillerin vazında böyle inkısam ahad ile ahad şeklinde vaza'a mevzule khas üzerinden yine tekellüflü bayağı anlaşılması zor bir örnek zikrediyorlar diye. İşte bu fiillerin muayyen zamanlara olan nispeti ve muayyen faillere olan nispeti. Mütekaddimun fa'ilun ma şeklinde mutlak olarak almış da zamanda keza. Kemâ yedhulu fîhil muhallâ bi el vel munâdâ vel musennâ vel mecmû vel musâgır vel mensûb kemâ tekaddim. Bunları da Yusuf Devci Üstad dahil etmişti bu kısma. Ancak sonra muhakkik demiştik ya bunları dahil ettim buraya ama sen normalde işte öncesinden müştakların vazında da belli ihtilaflardan bahsediyordun ve orada şöyle ifadeleri vardı. Yani bunu müteahhirun gibi böyle tekellüflü ifadeler gitmeye gerek yok demiştin ama bunları da buraya dahil ettin. Müteahhirun o tekellüflü diye iddia ettiğin şeye dahil ettin. Buna işaret etmişti muhakkik. Şimdi altıncı kısmı aldık. Yedinci kısım teviliye geliyor. Vada'in teviliyen amin ve le yekunu illa nev'iyyen ve huve vada'ul mecazat vel kinayet. Teviller zaten hep mecaz ve kinayeler giriyor buraya. Çünkü burada karineye muhtaçlık söz konusu. Bunların hepsi de vazı
an olduğundan bahsediyor. Niye? Çünkü burada bir nevi vaz söz konusu. Dolayısıyla vaza an olması gerekiyor. Yine mütakaddimun anlayışı üzerinden ele alırsak. Vakat cerayna fi hadil hulasa ala ra'il mutaahhirin. Bunu diyor. Mutaahhirin üzerine bu hulasayı ele aldık. Ve ala tariqatil meşhura fi ma beynehum. Ve leysa yughibu anke enel mutakaddimine yec'alune kulle ma ra'aytehu dâkhine fi vada'il amili li khâsı minel vada'il amili li am. Burayı ifade ettik zaten. Liannehum la yarawna vada'il amili li khâs. Allahu tevella hedâk fe ilmike ve amelike. Amin. Şimdi hülasayı yaptık. 9 dersi biz bunları ayrıntılı bir şekilde incelemeye, ele almaya çalıştık. Şimdi bazı faidelerden bahsedecek. Burada el-faidetul ula diyerek bir faideden bahsedecek. Daha sonra fevaidun mutemmetun diye bir kısım gelecek. Burada sonra şeyi de bahsedecek. Burada muhakkik de işaret ediyor birinci nokta. Yani burada baskıda mı hata oldu yoksa hocamı karıştırdı bilmiyorum diyor. Çünkü buradaki bir tane faide zikrediyor. Daha sonra faide mütemme geliyor ama o birinci faide de zikredilen, şimdiki faide de zikredilen faide mütemmen bir kısmında da bir dile getiriliyor aslında. Dolayısıyla bir karışıklık meydana geldi. O yüzden biz birinci faide değil, faide mütemmemenin ikincisi ile birlikte okumaya çalışacağız. Daha sonra diğer faideleri de alacağız. Çünkü onun diğer şey doğrudan birbiriyle alakalı. وهذه فوائد أهديناها إليك فألق سمعك لما سيلقى عليك وستنتفع بها كثيرا إن شاء الله. Bu güzel, gerçekten güzel bazı faydeler zikredecek. Bunlar gerçekten hoş. Şimdi birinci faydaya gelelim. Dediğim gibi birinci faydayı biz şeyle birlikte ele alacağız. Önce burayı okuyacağız. Sonra şüphelerle birlikte ve cevaplarıyla. Sonra Fevaidu mutemmime 188'de el faydetü saniye, oradan devam edeceğiz. Diyor ki müellif vaka'al hilafu fi esma'il ulum. Yani vaka'al hilafu fi vada'i esma'il ulum. İlimlerin isimlerinin vaz hususunda bir ihtilaf söz konusu diyor. Bazıları dedi ki kıyla inneha min kabili esma min kabili esma'il ecnas ve kıyla inneha min kabili alamil ecnas li şubehin yezkurunaha. Şimdi Yusuf Decibi Üstad burada Esma-i Ulum'un vazlarını tartışacak. Yani Esma-i Ulum dediğimiz mesela ilmul kelam diyorum, ilmul hadis, ilmul fıkıh diyorum. Bu mesela ilmul kelam dediğimde ilmul kelamın medlulu nedir? İlmul kelamın vazı nedir? Ana şeyimiz bu. Ana sorumuz bu. Hani ilmul kelam dediğimiz terkip o neye vaz edildi? Yani ilimlerin isimleri neye vaz edildi? Bunu tartışacak burada. Ve burada iki tane gıyleden bahsediyor. Bir tanesi ismi ecnas, ismi cins olduğunu iddia edenler var. Bazıları bunların alemi cins olduğunu iddia etmişlerdir. Bizim için şimdi ismi cins, alemi cinsi demiştik ki son dersi bırakıyoruz. Fevaid-i mütemmiye bırakıyoruz buradaki ayrımı. O fevaid-i mütemmin birinci faidesinde gelecek. Ama bizim şu anki tartışmamız için ismi cins tam olarak nedir, vaz'ı nedir, alemi cins tam olarak vaz'ı nedir tartışması bizim için henüz bu faydada önem taşımıyor. Sadece böyle iddia edenler var. Şimdi bu iddialar bize neyi gösteriyor? Biz onun üzerine bu faydayı ele alacağız. Bu iddialar bize gösterdiği şeyin buradaki gıylelerin sahiplerinin Esma-i Ulum'u şey olarak görmemeleri, alemi şahs olarak görmemeleri vazlarının. Çünkü daha sonra ikinci faide zikredecek ki Esma-i Ulum, Esma-i Kütüb bunlar şahsi, hani alemi şahs kısmına giriyorlar. Yani vazı has, mevzule has kısmına giriyorlar. Dolayısıyla biz Esma-i Ulum'un vazı has, mevzule has Yusuf Decvi'ye göre iddiası üzerinden, görüşü varsayımı üzerinden ilerleyeceğiz, bu faideyi ele alacağız. Ve buradaki şüpheler dolayısıyla buradaki şüpheler neye yönelik şüpheler? Esma-i Ulum, Esma-i Kütüb, Esma-i Teravih daha sonra gelecek. Bunların Esma-i Ulum, Esma-i Kütüb bunların vazı has mevzu has olamaz. Yani alemi şahs olamaz. Bu şüpheler bu iddia ile geliyorlar. Bu şekilde ele almaya çalışacağız. Şimdi bakalım. Bu ekberu şubehihim fizelki şübheten. Şimdi iki tane şüphe zikredecekler. Ve bu şüpheler aslında sadece Esma-i Ulum ve Esma-i Kütüb ile ilgili de değil. Bilakis
Vazı has, mevzu hası bizzat kendisine yönelik. Dolayısıyla alemi şahslarda da aynı şüphe oluşacak. Yani alemi şahs bizim bildiğimiz bu Esma-ül dışındaki işte mesela Zeyd-i Amr vesaire, bunlara yönelik de şüpheler olacak. Dolayısıyla biz Esma-ül Ulum, Esma-ül Kutup diye bunların vazına bahsederken aslında Zeyd-i Amr gibi özel isimlerin vazı ile birlikte düşünmeliyiz. Ve bu şüpheleri o açıdan incelemeliyiz. Şimdi diyor ki Şübhetül Ula enne musemmiyatil ulum gayru mevcudetin fil haric indel vada'i. Şimdi ilimlerin müsemmayatı dediği, yani ilimlerin şeyi malumat yığını gibi düşünün. İlimlerin malumat yığını, müsemmayat dediği o. İşte mesaili, konusu vesaire, tartışmaları, ilmin ihtiva ettiği meseleler diyelim. Gayru mevcudetin fil haric indel vada'i. Vaz sahnesi esnasında bunlar hariçte mevcut değiller diyor. Niye? Fe innehe la tezalu tetezayet ma bakiyetil eyyem. Niye? Çünkü malumatlar hep artıyor. Kelam ilmini düşünelim. Kelam ilmi mütekaddimin döneminde belli bir mevzuya sahipti değil mi? Belli bir konu etrafında, belli bir konuyu inceliyordu. Onun etrafının malumatı, onun o konuya dahil olan malumatları inceliyordu. Sonra bunlar arttı. İşte felsefe gündeme geldi. Farklı malumat yığınları, farklı ilmin, kelam ilminin incelediği farklı kısımlar oluştu. Biz bugün kelam yapmak istediğimizde yine farklı meseleler ile uğraşacağız. Farklı malumat yığınları ile uğraşmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla ilimlerin meseleleri artıyor. Yani incelediği malumat yığını artıyor. Bundan dolayı diyor ki, yani bir nevi bundan dolayı öyle bizzat vaz sahnesinde işte ilim var. İlmin malumatı şurada ve ben ilmi vaz ediyorum diye bir şey söz konusu olamaz diyor. Hep arttığı için ilmin karşısına koyacağın o mevzule. Fekunu fekeyfe, şimdi soru geliyor. Durum böyle iken fekeyfe tekunu e'lâmen şahsiyeten. Yani bu ifadeden de görüyoruz. Özel ise alemi şahs olduğu iddia ediliyor. Nasıl alemi şahs olacaklar? Ma kavni musammaha gayra mutahakkikin fil vücud. Bunlar müsemması hariç mevcut değil. Ama biz alemi şahslarda bir nevi bu tarz bir şey şart koşmuştuk. Harici vücut veya demiştik ki hariçte varlığı takdir edilen gibi bir kısımda bahsetmiştik. Veya zihindeki tayyün. Böyle bir üçlü taksim vardı Yusuf Tecvi'de. El Kutufu de ikili bir taksim vardı. Ve la ma'lumin lil vadi indel vadi. Bunlar mevcut olmadığı için bazı şey bazı tarafından da bunlar malum değil. Dolayısıyla bunlar mevcut olmadığı için bazı tarafından da malum olmayacaklar. Dolayısıyla nasıl alemi şahs olarak ben bunları vaz edeceğim? Yani alemi şahsı bir nevi hani şeyimiz ne, şartımız ne diyeyim? Hariçte gerçi bir vücuda sahip olması gerekiyor diyorduk. Veya işte takdiri olacaktı. Mukadder olacaktı. Yani karşıma hususi bir şey koyabilmem gerekiyordu. Yani buradaki itiraz şey varsayımına binaen. Hani sadece şey diyor. Gayra mutahakkikin fil vücud. Bu şeyi çağrıştırıyor. Alemi şahsta sanki sadece harici vücut şart koşuluyor da sen itiraz ediyorsun. Yok, mukadder vücut da mümkün. Cevap onun üzerinden gelecek şimdi zaten. Yani gayr-ı mutahakkim fil vücud, evet, ama mukadderun fihi. Yani mukadderun vücuduhu fil haric gibi kısım da vardı. Bunun üzerine cevabı getirecek. Vel cevabu an tilke şubhe. Ennel ilmel icmali kafin fi vada'il e'lami şahsiyye. İddiasını önce öne sürüyor. Bak diyor. Alemi şahsının vazında ilmi icmali kafidir. İlmi icmal neye işaret edecek şimdi burada? Şimdi geliyor. Kema fi vada'ir raculi veya raculu alemen libnihi ellezî seyûledû. Dolayısıyla icmali bilgi kafidir. Alemi şahsının vazında buradaki anlamı ne? Yani harici var olmayıp harici var olduğunu varsaydım, takdir ettiğim şeyler için de ben alemi şahs vaz edebiliyorum. Bu kafidir alemi şahs için. Böyle bir icmali bilgi. İşte hariçte şey yok mesela oğlum
İşte babanın oğlu henüz varlığa gelmemiş. Ama varlığa gelmesi takdiriyle ona bir isim veriyor. Bu durumda ben ona isim verebiliyorum. İşte benzerini ismi Esmaül Ulum'da da düşünebiliriz diyor. Bu şekilde bir icmari bir bilgiyi düşünebiliriz. Nasıl? وَهُنَا تَعَيَّنَ الْمَوْضُعُ لَهُ عِنْدَ الْوَاضِعِ بِالْجِهَةِ الَّتِي تَطْبِطُهُ. Şimdi burası önemli. Diyor ki bu örnekte henüz doğmamış olan çocuğa verilen isim örneğinde mevzule vaazı indinde nasıl bir taayyüne sahip? Bilcihetilleti tatbiduhu. Kendisinin bir nevi mevzulehi zapt ettiği cihet üzerinden kendisi için bir taayyün söz konusu. Yani mesela külli mefhumları sıralıyor. O cihet ile o icmali bilgi üzerinden bir taayyün sağlanıyor kendisinde. Bu taayyüne göre ona yapıyor? İsim veriyor. Özel ad veriyor. Bunu Esmaül Ulum'da nasıl düşüneceğiz? Orayı şimdi zikredecek. Bi haythu la yahrucu anha şey'un min mesailihi allati vucidet ve allati setucad. Şimdi Esmaül Ulum'da da öyle yapmamız gerekiyor ki hem var olan meseleler hem de sonradan var olacak olan meselelerin hepsini zapt etmemiz gerekiyor. İcmali bir mesela bilgiyle. Bi haythu la yahrucu anha şey'un min mesailihi allati vucidet. Var olmuş olan meselelerin hiçbiri Esmaül Ulum'un vazının dışında olmayacak. Mesela kelam ilmi dediğimizde aklımıza mesela malum şey gibi mesele geliyorsa bu da halen kelam ilminin dahilinde olacak. Artı kelam ilminden bahsedilmek için artı velleti setucak art ve artan meseleler bir türlü kelam ilminin mevzulehinin dahilinde olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Vahiyye bu cihet yani vahiyye vahdetul mevdu ve vahdetul gaye. Şimdi bizim mantıkta da bahsettiğimiz ciheti vahde meselesi burada gündeme geliyor. Ciheti vahdet neydi? Molla Fenari'nin İsa Goji şerhinin başında bir ciheti vahdet anlatısı vardı. Ciheti vahdet risalesi var. Şirvani'nin üzerine şerhleri var. Şerhi var. Orada neden ciheti vahdet nasıl ifade ediyorduk? Hatta bu tadbituha ifadesi Molla Fenari'de de geçiyor. Bir malumat yığını var. Ciheti vahdet bir malumat yığınının belli açılardan belli sınırlara tabi tutularak oradan belli başlı ilimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani bir ilmin oluşmasını açıklaması sadedinde getiriliyor ciheti vahdet. Ve bir vahdet altında sen o malumatı toplayıp bir ilimden bahsedebiliyordun mesela. Yoksa hariç bir ilim yok. Hani hariç kelam ilim yok demiştik. Ne var? Malumat var. Sen bunlar bazı kavramlar etrafındaki bu kavramlar malumatı zapt ediyor. Sonsuz olan malumat arasında belli bir sınırlı bir malumatı zapt ediyor. Bunun neticesinde de sen o malumat hakkında bir ilim ismi üzerinden bahsedebiliyorsun. Diyorsun bu malumat işte kelam iliminin malumat diyebiliyorsun. Bu şekilde ilimler birbirinden ayrışıyordu. Ve dedi ki bu ciheti vahdet iki türlü olabilir diyordu. Ciheti vahdeti zatiye vardı, araziye vardı. Şimdi burada ciheti vahdeti mutlak olarak zikretmedi. Üst maksimi zikretmedi. Ne yaptı? Vahdetul mevdu, vahdetul gaye şeklinde isimlendirdi. Vahdetul mevdu ciheti vahdeti zatiye işaret ediyor. Vahdetul gaye ciheti vahdeti araziye işaret ediyor. Yani bir mevzu altında toplanan bir malumat yığını var. Sen bu mevzu ne ise mesela bu malumları mevcut olabilir. Sen bunun altında bir malumat yığını toparlıyorsun, zapt ediyorsun. İkinci olarak da ciheti vahdeti araziye ile bu ciheti vahdet ile bu vahdet bu kavram ile ki bu mesela işte ispatı akaidi dinliği olabilir mesela. Bu kavramın içerdiği malumatı şey yapıyorsun, zapt ediyorsun. Bu şekilde zapt etmiş olduğun bir malumat yığını var ve sen bu malumat yığını hakkında kelam ilmi diyorsun mesela. İşte kelam ilmi bundan ibarettir. Ve bu ciheti hani bu mevzulehteki bir şeyleri zapt edecek olan cihetin ciheti vahdet olmasının şöyle bir özelliği olacak. Şimdi bu ciheti vahdet kelam ilminin bir nevi sınırlarını belirlediği için bu iki ciheti vahdet araziye zatiye. Bunlar hem var olmuş olan meseleleri hem de var olacak olan meselenin hepsini kapsıyor. Ama icmali bir bilgiyle kapsıyor. Sana diyor ki kelam ilmi şu konunun altına giren şeyleri inceler, şu gaye ile inceler.
Ve 20 sene sonra bir mesele, bir malum, yeni bir malumat ile karşılaştığında bu konuya, bu gayeye uyduğu sürece o ilme dahil edebiliyorsun. Bu şekilde mevzulehi icmali bir bilgiyle de olsa mevzulehi ne? Bu gelecekteki meseleler dahil, bu kelam gelecekte dahil olacak olan meseleleri zapt etmiş oluyorsun. Bunlar da mevzulehin dahilinde olmuş oluyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İsmi işaretlerde mesela her cüz'i hakkında ismi işaret kullanıyorum ya, ve mevzulehi cüz'i olduğu iddia ediliyor müteahhirunda. İşte gelecekte var olan insanlar için de ben bunları kullanabiliyorum. Nasıl yapıyorum? İşte belli bir ayna üzerinden yapıyorum. O ayna gelecekteki fertleri de bana gösteriyor. Her ne kadar henüz var olmasalar bile var olmaları mümkün. Ve kendileri hakkında var olduklarında işte ismi işaret ile hâzâ diyebileceğim. İşte o da kendisi için ene diyebilecek. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Buraya kadar verilen cevapta sanki yani hariçte olmasa da nasıl vaz ediliyor sorusuna cevap verildi ama sanki şahsiye olmasına bir cevap geldim. Ben kaçırdım herhalde. Çünkü yani bir cüzi bir ileride doğacak çocuğuna verilen isim gibi değil yani. Kelam ilmi böyle cüzi bir manası yok gibi. Şimdi oraya gelecek. Yani bu teşahhus dediğimiz şey de zaten, yani kelam ilmi nedir diye sorduğumuzda karşısına koyduğumuz şeyin hususiyetini nasıl anlamamız gerekiyor? Diyor ki belli teşahhus, yani belki burayı okuyalım sonra tekrar soruya gireriz. Buradan belki cevabı buluruz. Belli teşahhus hâhuna, buradaki teşahhus bir muktada tilkel cihe, bu cihetin gerektirdiği üzeredir. Yani ciheti vahdeti mesailihil kethira. Bir nevi iddiası şu. Bunlar nasıl alemi şahs oluyorlar? Yani bunların hususiyeti nereden kaynaklanıyor? Hususiyet bu cihetten kaynaklanıyor. Hani hususi olan şey bu cihetin kendisi. Bu ciheti vahdeti zatiyenin, ciheti vahdeti araziyenin kendisi kelam ilminin mevzulehinin hususiyetini sağlıyor. Çünkü gerçekten hangi açıdan hususi? Gerçekten sadece malum veya mevcut konusu, mevcut veya malum ise bunun altına giren malumatlar, işte bunun altına giren şeyler inceleniyor. Bir gaye var, hususi bir gaye var, onun altına giren şeyler inceleniyor. Dolayısıyla sen gerçekten kelam ilmini zapt etmiş oluyorsun. Tabi buradaki şey beklememiz gere Zeyd Amr gibi alemi şahs örneklerinde olduğu gibi bir hususiyet zaten beklemiyoruz. Şeye benzetiyor burada, işte varlığa gelmemiş ama varlığa gelecek olan çocuk, külli mefhumlar ile ben mesela ona bir şey, onu zihni belli bir taayyün sağlıyor, bu icmali bir taayyün sağlıyor. Hatta demiştik bu ne kadar bir teşahhus veya taayyün, buna bir isim veriyorum. Esma-i Ulum'da keza bir durum var, icmali bilgi yeterli zaten diyor. Hani hususiyetteki icmali bilgi yeterli, öyle hissi bir şey, histe olduğu gibi his, hani havası hamse ile idrak ettiğin bir zeyt gibi bir hususiyet beklemiyoruz zaten diyor. Alemi şahsların şartı bu değil. Bir şeye özel hak verebilmek için böyle bir şart gözetmiyoruz. Bunu şey gibi düşün. Mesela örnek olarak kabile ismi vermiştik. Kabile isimlerle alemi şahs olabiliyor. Şimdi kabilenin kendisi nasıl bir hususiyete sahip? Benim senin o kabiliye zihnini yönlendirdiğinde, kabili idrak ettiğinde zihninde o kabiliye yönelik belli bir teşahhus, taayyün, icmali bile olsa senin itibarın tarafından böyle bir şey gerçekleşiyor. Sen onu bir kabile olarak görüyorsun. Aslında orada birden fazla fert var hususi olarak. Hususiyet zihinde aldığında belli bir itibardan ibaret. Dolayısıyla. Soruya bilmem cevabı oldu mu? Evet anlaşıldı. Yani illa Zeyd Amr gibi bir teşahhus olması zorunlu değil. Herhangi bir cihetten teşahhus bulunduğu zaman şahsi olabiliyor. Aynen. O yüzden direkt ilk cümlesi olarak alemi şahsların vazında icmali bilgi yeterlidir demişti. Yani bunu baştan böyle bize verdi. Şimdi bu teşahhusun diyor ki belli teşahhus hevhuna bir muhtada tilkel cihet dedik. Ciheti vahdeti mesailihil kethira etemmu minet teşahhus ellezî yulâhazu fî mithli Zeyd ve Amr. Çok ilginç. Diyor ki buradaki teşahhus, yani Esma-i Ulum'un mevzu lehinde bulunan hususiyeti sağlayan, teşahhusu sağlayan o ciheti vahdinin teşahhusu Zeyd ve Amr'daki teşahhustan
daha kemal sahibi diyelim. Daha tamamlanmış bir teşahhus. Hani orada buradaki teşahhus daha derecesi yüksek, daha kuvvetli bir teşahhus. Tabi bu ilginç. Şimdi bunu nasıl açıklayacak bize? Görelim. Fimitli Zeyd ve Amr bir muktada, yani bunun sebebi ne? Bunu, bir muktada tilkel muşakhasatil hissiye. Zeyd ve Amr'daki teşahhus bir nevi his üzerinden sağlanıyor değil mi? Yani hissi idrak üzerinden diyorduk, teşahhus budur diyorduk işte. Fe innehe tetebeddelu ve tetegayru inda tawari allati tatra aleyha aleyhi min el emradi vel havadis. Şimdi yani dedim ya, Alemi Şah Zeyd Amr gibi örneklerinde mevzulehi nedir tartışmasında da tartışmasıyla da bağlantı var. Biz bu Esma'yı mı düşünmemiz gerekiyor? Bundan önce bu şekilde ele almamıştık. Burada ele almamız daha güzel oldu. Yine, çünkü tamamı direkt burada örneğini veriyor. Diyor ki yani mesela sen Zeyd ismini harici bir ferde mesela veriyorsun değil mi? Onda neyi gözeterek bu ismi veriyorsun? Mesela burada verdiği örnek o yüzden. Diyor ki mesela Zeyd veya Amr'a belli başlı hastalıklar arız oluyor. Mesela kafası gidiyor, kolu gidiyor, bacağı gidiyor, yüzü gidiyor. Her türlü hastalığı arız olan her türlü şeyi düşünün. Bu durumda hani sen dedin ki işte ben hissi olarak idrak ettiğim o Zeyd'e veriyorum bu ismi. Hususiyet o his üzerinden sağlanıyor. Teşahhus o şekilde sağlanıyor. Ama o Zeyd'in kendisinde bir şeyler değişebiliyor. Bazı şeyler kendisine arız olabiliyor. Mesela klonlar falan düşünelim. Değiştirici klonlar düşünelim mesela. Hatta mesela kendin, mesela Zeyd'in klonunu düşünelim. Aynısı varsayım o. O Zeyd mi mesela veya Zeyd o mu? İşte ben gerçekten Zeyd ismini Zeyd karşımdaki Zeyd'e vaz ettiğimde, o karşımdaki Ferd'e vaz ettiğimde onun neyini gözeterek ben bunu vaz ediyorum? Çünkü mesela işte dedi burada o hissi olarak idrak ettiğim şeyler değişebiliyor. Rengi değişiyor, kulağa giriyor vesaire. Ama halen sanki Zeyd'den bahsediyorum. Mesela yani kafasız da olsa o Zeyd mesela halen Zeyd diyorum ona. Hani şey demiyorum ya acaba Amr mıydı bu ya falan demiyorum. Hale Zeyd yani sanki tecrübede onun hale Zeyd olduğunu biliyorum. Ama bunu sağlayan şey ne? Burada diyor ki işte bu hissi şeyler teşahhusunu sağladığını düşündüğün şeyler değişebildiği için ancak Esma-i Ulum'da mevzuleh bir nevi o cihet olduğu için, ciheti vahdet olduğu için o da külli bir mana. Külliler de değişemiyor. Tagayyür dediğimiz değişiklik cüz'iyatta söz konusu olduğu için, külliyatta söz konusu olmadığı için teşahhus Esma-i Ulum'un mevzu ehlerinde daha belirgin, daha tamam, daha kemale ermiş diyor. Bu en başta dedik ya, bu ilim isimlerinde hani ilim isimlerinde bir teşahhusu normal bu şahsilerdeki gibi hani hislere dayandırmıyoruz ya mesela. Hani o cihette düşünsek şu an, çünkü biz şu an değişme bakımından, mevzulehlerin değişmesi bakımından bir tamlık dedi burada alami Esma-i Ulum'a. Burada bize şey desek mesela hisse tekabül etmesi bakımından sanki o zaman yani şahsilerde asıl olan şey ya, hisler ya. O yüzden mesela bu o bakımdan bir tamlık desek mesela şahsilere, yani diğer şahsi isimlere mesela. Mesela Olur işte şöyle olur. Zeyd Amr'ın o bakımdan biraz daha şey gibi oluyor sanki. Tam gibi oluyor. Çünkü hislere tekabül ediyor. Çünkü şahsilikte asıl olan hislerdir. Ama burada hislere hani dediğim gibi icmali bir bakımdan tekabül ediyor. O yüzden hani o bakımdan tamlık sanki yer değiştiriyormuş gibi oluyor. Evet tabi burada buradaki etem hangisi etem hangisi değil tartışması şeyle de ilgili olacak. Alemi şahslarda veya şöyle diyeyim teşahhusta
Sen teşahhusu his üzerinden ele alırsan, teşahhus his üzerinden sağlanır dersen, tabii ki his üzerinden idrak ettiğin Zeyd-i Amr daha etem olacak. Ama şu teşahhusun miyarı ne tartışması üzerinden ilerliyor. Gerçi teşahhus dediğimiz şey nasıl bir şey ve bu teşahhusun yani hususiyeti sağlayan şey gerçekten hisler üzerinden daha mı iyi sağlanıyor yoksa Esma-ül Hüsna'daki gibi cihet-i vahdet külli anlam üzerinden mi daha iyi sağlanıyor? Evet, o zaman tartışmanın asıl şeyi odaklandığı Teşahhus. kısım teşahhusun hangisinde daha çok sahih olacağı yani daha çok Aynen. olacağı. Ve teşahhusu nasıl anlayacağız işte buna göre? Yani teşahhus derken tam olarak ne anlıyoruz? Bireysellik gibi bir şey anlıyoruz ama işte bu hangisi üzerinden daha iyi sağlanacak? Yani cüz'i idrak, hissi idrak ile mi? Bir külli idrak. Ama nasıl bir külli idrak? Belli küllileri topluyorsun veya bir cihet-i vahdet üzerine icmali bir külli idrak üzerinden mi bu teşahhus daha iyi sağlanıyor? Şey tartışması burada yani. Buna göre daha etem olacak birisi. Diğeri daha enkas gibi bir şey olacak. Dolayısıyla burada bizzat teşahhusun kendisinin kaynağı ne tartışması, miyar kaynağı ne tartışmasına işaret ediyor. Gerçekten hissi idrakler midir teşahhusu sağlayan? Daha doğrusu yani benim hissi idraklerim üzerinden teşahhus benim için daha belirgin hale geliyor demek aslında. Karşımdaki bir ferdin mahsus olan bir takım özellikleri var. O kendisinde o mahsus özellikleri kendisindeki teşahhusu bireyselliğini sağlıyor gibi bir şey mi? Yoksa işte benim halen mesela kafası kesilmiş olan Zeyd hakkında Zeyd diye bahsedilmemi sağlayan belli başlı külli mefhumlar var, icmali mefhumlar var ve ben bunlar üzerinden mesela Zeyd'e yaklaşıyorum. Teşahhus bu şekilde mi sağlanıyor? Çünkü külli mefhumlar bildiğimiz üzere değişmiyor. Değişken değiller. Tagayyür külli mefhumlara arız olmuyor. Tagayyür cüz'iyata arız oluyor. Bundan dolayı zaten mesela mantık ilmine Şemsiye'de Seyyid Şerif Cücelmi haşiyesi vardır. Tahrilü Kavait haşiyesi. Tahrilü Kavait şerhi üzerine haşiyesi. Orada der ki mantıkta ve hikemi ilimlerde cüz'iyat incelenmez. Sebep çünkü cüz'iyat değişkendir. Külliler değişmez ve nefsin kemale ermesi için değişmeyen şeyler ile birinin süslenmesi gerekiyor. Bunda dolayısıyla mantıklı da mesela biz neyi inceliyoruz? Cüz'iyatı incelemiyoruz. Külli ile devam ediyoruz. Külliyatı hamse. Külliyi ele alıyoruz. Cüz'i külliyatını yapıyoruz. Sonra diyoruz ki küllilerden devam edeceğiz. Külliyi işte zati arazi diye ayırıyoruz. Onun üzerine külliyatı hamse oluşuyor ve öyle devam ediyoruz mantığa mesela. Cüz'iyatı orada mesela incelemiyoruz. Ancak işte mesela teşahhus ilk böyle gerçekten Vehli-i Ula'da zihne veya sağduyu ya en yakın olan teşahhusun kaynağı olarak zikredebileceğimiz kısım şey hisler gerçekten. Mahsusat diyebileceğimiz. O cüz'i sağlayan şey diye iddia ettiğimiz. Ancak işte farklı örnekler üzerinden gerçekten bu sorunsal hale getirilebilir. Mesela işte o karşımdaki ferdin mahsusatı hani mahsus olan bir takım özellikleri teşahhusu sağlıyorsa, işte kafası kesildiğinde halen Zeyd'den bahsediliyorsam hangi mahsusatı onu o yapıyor? Yani beni mesela ben yapan hangi hissi idraki konu olan azaların mesela? Şimdi burası yine geçen derste işaret ettiğimiz üzere iadetül mağdur meselesinde ahirette kim azap çekecek? İşte fıkıh söz konusu olduğunda mükellef kimdir gibi sorularda bireyselliği ne sağlıyor? İli ilgili mevzular bunlar. Şimdi aynısını Esma-ül Ulum'da da düşünebiliriz. Yani Esma-ül Ulum'da da aynı tartışmalar var. Alemi şahs üzerine şimdi buradaki tegayyür, tebeddülden vesaire bahsetti. Şimdi Esma-ül Ulum'da daha doğrusu Esma-ül Kütüb yapalım. Esma-ül Kütüb de buraya dahil olacak. Mesela kitap isimleri. Bunlar da alemi şahs olduğu iddia edilecek. Şimdi bir dahaki faide, ikinci faidede özel olarak Esma-ül Kütüb'den bahsetmeyecek. Bir tartışmadan bahsedecek orada. Dolayısıyla biz burada ifade edebiliriz. Mesela kitap isimleri. Dedin ki mesela İhya-ül Ümid-Din diyelim mesela. Şimdi İhya-ül Ümid-Din lafzının bu kitap isminin karşılığı ne? Mevzu lehine.
İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Kelam-ı Nefsisi'ndeki manalar mı? İlk yazmış olduğu nüsha mı? İlk yazmış olduğu nüshadaki lafızların kendileri mi? O nüshadaki lafızların delalet etmiş olduğu manaları mı? İhya'nın tercümesi mi? İhya'nın hangi tercümesi? Hangi dildeki tercümesi? İhya'nın PDF'i İhya lafzının mevzulehi mi? Hangi PDF'i? Arapça PDF mi? Tercümesinin PDF'i mi? Yani İhya'nın mevzulehi ne? Bu kitap ismi neye delalet? Yani bu neye vaz edilmiştir? Mesela ben bir filmde canlandırılan veya film demeyelim mesela bir kurguda herhangi bir bilim kurguda mesela beni farklı bir şekilde resmediyorlar filmde ve sen diyorsun ki bu Zeyd diyorsun. Yani bunu Zeyd demini sağlayan şey ne mesela? Bu şekilde ben o filmde mevcut değilim. Bir şekilde benzetmişler. Çizgi filmi gibi düşünün ama Zeyd diyorsun mesela. Bunu demeni sağlayan şey ne? Niye halen o Zeyd? Yani o Zeyd'in Zeyd olduğunu nereden biliyorsun? Yani biliyoruz. O bireyselliğin sağlandığını biliyoruz. Hani şüphe etmiyoruz gerçekten. Abu Zeyd değil gibisinden. Ama bu bilgiyi yani bu sağduyudaki sezgisel olarak bir nevi hissettiğimiz tecrübede hepimizin gerçi ortak olarak idrakine vardığımız bilgi nereden kaynaklanıyor? Hani gerçekten dolayısıyla mevzu lehine konusu. Esma-i Kütüp'te İhya neye vaz edildi? Kelam nefsiye mevzu lehinin kelam nefsi olması çok makul duruyor. İhya'nın. Ama kitap olması da çok makul duruyor. Bize o kitabın kendisi. Hangi nüshası? İlk nüsha mı gerçi? Yani hakiki ihya ilk nüsha mı mesela? Ama işte sonra şu sorunlar gündeme gelecek. O nüshanın kendisi bu ifadeler gerçekten İmam Gazali'nin kelam nefsisindeki manaların tamamını %100 olarak ifade edebiliyor mu? Allah'ın ifade edemiyor. Niye? Çünkü insan meramını %100 olarak tam tamını ifade etmesi çok mümkün değil. İstediği her belli olsun. Bir yerde bir eksiklik olur. Dolayısıyla tam da kelam nefsine tekabül etmiyor. O yüzden hakiki ihyan o kitap olduğundan bahsedebiliyor muyuz? Gibi Esma-i Kütüp'te de benzer şeyler düşünebiliriz. İşte o tegayyür tebettül dediği Zeyd ve Amr'daki aynı benzeri Esma-i Kütüp'te de düşünülebilir. Şimdi bir hilafi muşakhasatil ulum fe innehâ la tetebettü ve la tetegayyer. Tamam. Bu birinci şüpheydi ve birinci şüpheye getirilen cevaptı. Şimdi ikinci şüpheye gelelim. Buraya dair bir soru yoksa. Tamam. Eşşubhetü saniye. Huve ennel aleme yekunu mudraken li eşkhasin kethiratin fi vaktin vahidin. Diyor ki herhangi bir alem düşünelim. Zeyd veya işte Amr özel ismin mevzulehi olarak birisini düşünelim. Mesela Zeyd birçok kişi tarafından tek bir anda idrak ediliyor olabilir. Mesela şu karşıdan birisi vardır. Etrafında 5 kişi vardır. O 5 kişi de Zeyd'i farklı bir şekilde idrak ediyor. Ve yani idrak farklı değil. İdrak ediyorlar hepsi. İdrak ediyor. Ama aynı anda idrak ediyorlar. Vabit darura ma edrakahu Zeydun gayru ma edrakahu Amrun. Zeyd'in idrak ettiği, işte bir X nesnesi var orada. Zeyd'in idrak ettiği ile Amr'ın idrak ettiği birbirinden farklıdır. Bir darura. Sebep, لِأَنَّ الْوَاحِدَ بِالشَّخْصِ لَا يَقُومُ بِمَحَلَّيْنِ. Çünkü bir nesne var. Bunun iki farklı mahalle bulunması diyor imkansızdır. Yani bir şeyin iki farklı mahalle bulunması imkansızdır değil mi? Mekansal olarak düşündüğümüzde. Ama şimdi buradaki durum farklı. Sonra da işaret edecek ona. Burada bir idrak hadisesi var. X nesnesi Zeyd ve Amr tarafından idrak ediliyor. Yani zihinde bir suret hasıl oluyor. O nesneden benim zihinde hasıl olan suret ile Amr'daki suret aynı mı? Diyor ki aynı değil. Niye? Çünkü bir nesne var. Bir nesnenin iki farklı mahalde bulunması, suretin bulunması imkansızdır diyor. Şüphe bu.
Bush ve geliştirilenir. Hatta bu modern dönemde geliştiriliyor. Ve klasiklerimizde de bazı böyle şeyler var. Bazı bunlara dair şüpheler var. Örneğin mesela ben bu şu açıdan Zeyd'i idrak ettiğimde Amr farklı bir açıdan idrak ettiğinde güneş yansıması sebebiyle idrak ettiğimiz nesne aynı değil mesela. Ve aynı idrak şey söz konusu değil. Aynı tecrübeyi paylaşmıyoruz. Hani o açıdan bir öznel bir tecrübemiz var. Çünkü farklı ona ışık farklı yansıyor. Ben onu farklı görüyorum dolayısıyla. Şey de farklı yansıyor, farklı görüyor mesela. Hatta aynı açıdan bile baksak sonuçta zaman geçtiği için aynı açıdan baktığımız bir nesne bile yani bir saniye öncesiyle şu anki bile gene farklı olabilir mesela. Ama şimdi dedi la yakun mahalle fi'alin vahidin. Aynı anda da idrak ediyorsun ama aynı açıdan bakmak terkibi de sorunlu zaten. Aynılık iddia ediyorsun. İki şeyin aynı açıdan bakması o iki şeyin aslında aynı şey olmasını gerektiriyor. Niye? Aynı açıdan bakmak mekansal, zamansal diye arttırabilirsin bir aynilik istiyor. Ve iki şeyde böyle bir şey mümkün olması pek düşünebilir bir şey Evet. değil. Bir de şey yani iki kişi farklı bir açıdan idrak etse de sonuçta idrak ettiği şey sadece görüntüyle kayma olan bir şey mi yani? Sonuçta ikisi de aynı şeyden bahsedebiliyorlar. Aynı şeyi kastediyorlar vesaire. Bu o ikisinin de idrakinde olan şeyi aynı yapmaz mı? İşte mesele şu. Eğer sen hani idrak ettiğimiz nesnenin kendisi nedir? Gerçi idrak ettiğim şey nedir diye sordun. Yani o idrak ettiğim şey nedir diye sorduğunda o şeyin bireyselliğini sorguluyorsun. Yine aynı tartışmaya dönüyoruz. Eğer o mahsus hani o mahsus olan azalarındaki bir takım hususiyetler ise o zaman idrak ettiğin şey farklı. Güneş yansıması bir şeyler değişiyor. Farklı açılardan bakıyorsun. Ancak onlar değilse her başka bir şey ise idrak ettiğin şeyin aynısı olduğundan bahsediyorsun. Yani biz gerçekten aynı şeyi idrak ettiğimizi aslında biliyoruz. Yani tecrübede bunu biliyoruz. Açıklamasında sorun yaşıyoruz. Niye? Çünkü çok çetrefilli. Bireysellik meselesi çok zor bir mesele çünkü. Hani yine aynı meseleye dönüyor. İdrak ettiğim şeyin kendisinin peki kendiliği nereden kaynaklanıyor? Ki aynı şeyi idrak ettiğimizi söyleyelim. Hani Bunu buradaki şey itiraz hani tam olarak şey bizim ilim isimlerine uyarlarsak tam olarak ne oluyor? Onu tekrarlar şimdi mısın? oraya geldi. Şimdi henüz gelmedi oraya. Sadece bir giriş yaptı. Böyle bir şey olduğunda Zeyd ve Amr'ı idrak ediyor. Hani Zeyd ve Amr idrak ediyor. Her biri farklı idrak ediyor. Niye? Çünkü aynı bir nesnenin iki farklı özne tarafında idraki söz konusu. İkisinin de idrakinin farklı olduğunu söylüyor. Sebep çünkü لِأَنَّ الْوَاحِدَ bir şahs, o nesnenin kendisi iki mahalde, bir aynı anda iki mahalde bulunamaz. فَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ اَسْمَاءُ الْعُلُومِ مِنْ قَبِيلِ اَعْلَامِ الْاَجْنَاسِ وَاَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ اَوْ اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ. Dolayısıyla alemi şahs olmayacak ya alemi cins veya ismi cins olacak. Niye? Lil kat'i bi itlaqiha ala kulli vahidi min tilka almutaaddidati alfa'idati alhasri. Esma-i Ulum'da da aynısı söz konusu olacak. Nasıl söz konusu olacak? Sen o değişen malumatlar, artan malumatlar için hepsi için şeyi ifadesini kullanıyorsun. İşte kelam ilmi diyorsun, hadis ilmi diyorsun. Hani tilke mutaaddidat elfaitetil hasen. Gerçi sonsuz adet, neredeyse sonsuz adetçe bir şey malumat yanı var. Sen bunlar ile ilgili şey diyebiliyorsun. Kelam ilmi diyebiliyorsun, hadis ilmidir diyebiliyorsun. Lil kat'i bi itlaqi. Yani bunun tecrübede bunu şey yapıyorsun gibi. Yani bunu hissediyorsun. Ancak işte az önceki örnekte de olduğu gibi idrak ederken ama farklı bir idrak hadisesi hep gerçekleştiği için sen şey yapamıyorsun. Gerçekten o el vahid bir şahsın idrak edildiğini söyleyemiyorsun. Çünkü bu durumda o vahid bir şahs. Diyelim ki kelam ilminin öyle tek bir şeyi var. Zeyd'de olduğu bir nesnesi var karşısında. Vahid bir şahs.
tayyünü sağlanmış hariçte. Bunu idrak edenler farklı. Farklı mütekellimler farklı bakıyor bu olaya mesela. Her birinde farklı bir idrak söz konusu. Aynı nesnenin o farklı mahallelerde aynı anda vaki olması mümkün olmadığı için biz gerçekten de kelam ilmi hususi bir şey, alimi şahsı hususi bir şey vaz edildiğini söylememiz mümkün değil diyor. Şimdi cevapta da gelecek. Şu sorun da oluyor. Bu Zeyd ve Amr gibi alimi şahsları da gümeye düşürecek. Bunlar da güme gidecek. Ha, bunlar hususunda da sen artık alimi şahs diyemezsin o zaman. Cevap da o gelecek şimdi. Biraz daha anlaşıldı mı Esma-ül Hüsna'daki karşılığı ne diye? Genel Evet. olarak anladığım gibi. Yani yine orada malumat yanı var. Yani zapt edemediğimiz, herkes oraya farklı yöneldiği için farklı bir suret hasıl oluyor. Aynı suretin hasıl olduğunu söyleyemiyoruz diyor bir nevi. Aynı anda. Dolayısıyla tam bir teşahhus da olmuyor demeye çalışıyor, değil mi? Aynen, tam bir teşhis olmuyor, aynen. İki Dolayısıyla şüphede zaten teşahhusun olmadığına dair iki şüphede, değil mi? İlk şüphede, ikinci şüphede tam teşahhusun varlığından biraz şüphe duydukları için işte Esma-i Ecnas ve Alem-i Ecnas diyorlar. yani o kelam ilminin karşılığı olarak müşahhas bir şeyin olmadığını, o teşahhusun sağlanmadığını söylüyorlar. Evet. O Tamam. yüzden ya Esma-i Ecnas'a gideriz veya Esma-i Alam'a gideriz. Alim-i Ecnas ve İsmi Cins'lere gideriz diyorlar. Şimdi vel cevabu an tilke şubhe. Huve ennel vâdi'a lil ulûmi lem yulâhid indel vâdi'i teallukal idrakâti biha. Şimdi gerçekten çok güzel cevaplar. Böyle çok güzel giriş cümlelerle başlıyor. Bazı hani ilimleri vaz eden, ilimlerin isimlerini vaz eden bazı lem yulahid indel vaz esnasında o ilimlerin karşısına vaz edecek olan malumatların ister ciheti vahdet üzerine olsun veya bizzat o malumatların kendisi her nasıl ise önemli değil bizim için şu anlık. Vaz ederken bu malumatlara bunlara yönelik olan idrak taallukunu itibara almıyor. Yani bunlar nasıl idrak ediliyor? Bu idrak hadisini vaz sahnesinde itibara almıyor. Bunu mülahaza etmiyor. Ve ma i'tebara olsa daha güzel olabilir. Ve ma i'tebara cihete taaddudiha min haythu tilka'l mudrakat. Ve bu idrak sahnesinden sonra oluşan o suretlerin de taaddütleri cihetinden itibara alınmadığını söylüyor. Bu haysiyetini de itibara almıyor. Bunlar müteaddit olmasını da itibara almıyor. Bir idraklerin kendisini itibara almıyor vaz sahnesinde. İki, bu idrak sahnesinden sonra oluşan o birden fazla müdrakı da itibara almıyor. Peki neyi itibara alıyor? Hani bu binin şeyinden de ilgili. Vaz sahnesi, vaz mertebesinde bir vaaz neyi itibara alır, neyi itibara almaz. Vaaz sahnesinde gerçeklikteki bir şey ne kadar dahil edilir, ne kadar edilmez. Hani vaaz ile gerçeklik mertebeleri arasında bir şey var. Burada bir git gel var. Veya işte buradaki git geli durdurmaya çalışıyor. Bir sınır çizmeye çalışıyor Yusuf Deci. Diyor ki, bu inne melaha. Yani vaaz sahnesi ney mülahaz edilir gerçekten? Özellikle şimdi burada Esma-i Ulum'un vaazında. Lâhaza şey'en muayyenen. Muayyen bir şey mülazı ediyor. Vahve ney? Huve tilkel mesail el madmûta bi ciheti vahdet el mevdu ve gâye. İşte ciheti vahdet. Bu ciheti vahdet, ciheti mevzu oluyor. Ciheti gaye olabilir. Bunlar üzerinden zapt edilen mesaili muayyen olarak karşısına alıyor. Bunu mülahaza ediyor. Sümme vada'a lehe ma arada minel esme. Sonra ister kelam, hadis, fıkıh ilmini vaz ediyor. وَلَا شَكَّ اَنَّ مُسَمَّ الْعُلُومِ مُعَيَّنٌ فِي نَفْسِهِ Ve bu zapt ettiği malumat kendinde muayyendir. بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعَلُّقِ تِلْكَ الْاِدْرَاكَاتِ
Bu kendinde muayyendir gerçeklikte. Neyden katlı nazar ederek? Bu kendine muayyen olan, gerçeklikte kendine muayyen olan, cihet-i vahdiler ile zapt edilmiş olan malumatlara yönelenlerden bağımsız olarak, yani mütekel, şey mütekel diyor, mutebirden, müdrikten bağımsız olarak kendinde bu nedir? Sabittir. Ben idraki itibara almıyorum. İşte falan kişi o malumatı nasıl idrak etti? Zihninde nasıl bir müdrak oluştu? Suret oluştu, onu itibar almıyorum diyor vasatisinde. Bu gerçeklik ile ilgili bir şey aslında. Gerçeklik mertebesi ile ilgili bir şey. Biz burada vaz mertebesini tartışıyoruz. Vel vad'u lem yekun illa min haythu zalike ta'ayyun. Benim vaz için sadece bu ta'ayyunum kafidir. Yok, millet nasıl idrak etmiş onu? İşte farklı idrak, farklı suretler hasıl oldu her idrak edenin zihninde. Bunları itibar almıyorum ki zaten vazda. Vazda vaz ederken o şeyin kendindeki taayyünü benim için önemli. Alemi şahsı, alemi şahs, yani vaz-ı has, mevzule has gibi vaz etmek için. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Şimdi az önce de işaret etmiş olduğum, işte Zeyd Amr'a da döner bu itiraz dediğim yere geliyoruz. Ala enne taalluqa tilke bi şeyin لو أوجب أن لا يكون الدال هو على من شخصيا. Eğer gerçekten sizin dediğiniz gibi biz bu idrakleri, idrakiyatı da bunların taalluklarını itibara alsaydık ve bunları itibara aldığımızda alemi şahsi olması, hani Esma-i Ulum'un alemi şahs kısmına girmemesi zorunlu olsaydı, niye? Çünkü eğer bunları itibara aldığımızda gerçekten bir taayyün sağlanmıyor. Niye? Çünkü her birinin zihninde farklı bir suret var. Taayyün yok. Dolayısıyla vaz has mevzu has olmayacak. Eğer bunları, bu idrakleri itibara aldığımızda, bunun doğal neticesi olarak alemi şahs olmaları gerekiyor. Böyle olursa, durum bu şekilde, biz itibara alırsak vaz mertebesindeki Esma-i Ulum'un vazını. La vacibe en la yekune Zeydun ve Amr min el alami şahsiye eydan. Zeyd ve Amr da alemi şahs kısmı girmemesi gerekirdi. Yani vaz-ı has, mevzu-i has olmaması gerekirdi. Niye? Fe innehuma mutaalliqani lima la yuhsam min idrakat ve la qalib zalik. Çünkü onlar da, Zeyd ve Amr da, hep farklı farklı müdrikler tarafından idrak ediliyor. Farklı idraklere konu oluyorlar. Herkesin farklı zihnindeki farklı bir suret oluşuyor. Çünkü farklı bir açıdan görüyor, dediğim gibi az önce açıkladığımız üzere. Dolayısıyla bunlar da alemi şahs kısmına girmemeleri gerekiyordu. Eğer böyleyse. Yani vaz-ı has mevzule has olmamaları gerekiyordu. Ama bunu hiç kimse demiyor. Ben gerçekten Zeyd dedim, karşımda hani Zeyd dediğimde kimden bahsettiğimi biliyorum. Yani, ve bu şey alemi şahs olarak vaz edildiğini de herkes söylüyor. Böyle bir sorun oluşuyor diyor. Bir nevi yani aslında medlulu cüz'i olan bir şeyden bahsedemiyorum. Buraya varıyor. Ben her şeyi külli mefhumlar üzerinden anlamlandırıyorum ve hakkında bahsediyorum. Her ne hakkında bahsediyorsam bunu külli mefhumlar vasıtasıyla yapıyorum demek oluyor bu aslında. Şimdi en son şuna işaret edecek. Bize itiraz olarak demiştik ki farklı idrakler var. Dolayısıyla iki şeyin şey bir şeyin aynı anda iki farklı mahallede bulunması gerekiyor dedi. Buna değiniyor şimdi bir de. Ve ma'lum enne kıyamel ulumi bin nüfus. Bir ilmin nefise hasıl olması, ilmin nefis ile kaim olması diyelim, veya işte zihinde bilginin hasıl olması. Farklı ifadeleri kullanabiliriz. Leyse ke kıyamil e'aradil hissiye bi ma'rudatiha. Arazların, hissi arazların cevherleriyle kaim olması gibi bir şey değildir diyor. Bir bilginin zihinde, nefiste kaim olması veya nefiste husul bulması, bu açıdan kaim olması, bir arazın cevherde kaim olması gibi bir durum değildir. وَلَاكَ قِيَامِ الْاَجْسَامِ بِمَحَالِّهَا. Keza cisimlerin mahalleriyle kaim olması gibi bir şey de değildir. Bunu niye zikrediyor? Çünkü bu örneklerde, arazın cevheri kaim olması örneğinde veya cisimlerin mahalleri kaim olması örneğinde, bu örneklerde dediğin gibi evet aynı şey iki an
aynı anda iki farklı mahallede bulunamaz. Bunlar da bu söz konusudur diyor. Ancak bilgi öyle bir şey değil. Bilginin nefisle kaim olması böyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Orası ayrı, uzun bir mevzu. Gerçekten bilgi dediğimiz şey nedir? Tartışmasına dönüyor. Epistemoloji nedir? Tartışmasına. Epistemolojik tartışmalara dönüyor. Bilgi dediğimiz şey nedir? İzafet midir? İnfial midir? Zihinde hasıl olan suret midir? O tartışmaya raci. Kemâ huve beyinun fî mahallihî. İşte felsefi kelam kitaplarında bu ele alınıyor. Şimdi birinci faideyi bitirdik. Dediğim gibi burası fevâid-i mütemmen ikinci faidesiyle ilgili. O yüzden oradan devam edeceğiz. Kale müellif rahimahullah el faidetü sâni sayfa 188. Vakal hilâfu fî esmâil kutubi vel ulûm. Bunu ele aldık. Ve teracim. Ve teracim. Yani konu başlıkları. واشتهر بين الناس ما اختاره المحقق الصبان من انها من قبيل الاعلام الشخصيه. Bu enha bütün üçüne de dönüyor gibi şu anlık anlaşılabilir. Yani bu şimdi buraya kadar okuduğumuzda Esma-i Kütüb, Esma-i Ulum ve Teracim alemi şahsları dahilinde. Mesela Sabban ne dediğini ben bizzat bakmadım. Bakmak gerekiyor. Ve huve musallemun fi esma-i ulum ve kutub. Ama en azından Yusuf Decivi'nin şunu dediğini biliyoruz. Görüyoruz yani. Esma-i Ulum ve Kütüp'te diyor bunu kabul ediyor. Musallemun fihime. Hani kitap isimleri ve ilim isimlerine evet bunların vazları alemi has vazı has mevzule has yani alemi şahs gibi vaz edildi bunlar. لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَضَعَ لِبْنِكَ اسْمًا اَوْ لِكِتَابِكَ اسْمًا وَلَا يَقِلُّ تَعَيُّنُ الْعُلُومِ اَلَّتِ اَرَادَهَا الْوَاضِعُ مِنْ اَسْمَائِهَا عَنْ ذَٰلِكَ. Yine aynı örneği veriyor. Bir oğluna isim vermen ile bir kitaba isim vermen veya bir ilme isim vermen arasında bir fark yok. Ve emma diyerek ve emma esma'u teracim. Şimdi burada bir ihtilaf var. Bundan alemi şahs olduğunu kabul etmeyecek. Fela yazharu aslan bi enneha min kabilil a'lam. Ve şhubhetu erbabi zâlike r-ra'i enneha uride minhal el-fâzıl mahsusa dalle ala el-ma'ani el-mahsusa. Şimdi وَشُبْهَدُ اَرْبَابِ ذَٰلِكَ الرَّأْيِ dediği bunun alem olduğunu iddia edenlerin getirdikleri bir delil gibi düşünün. İfadeleri yani. Alem olduğunu iddia edenler ne diyor? اَنَّهَا اُر۪يدَ مِنْهَا hani konu başlıkları düşünün. Mesela fasıl, tembih, işte bab. Bunun gibi konu başlıkları düşünelim. Kitap başlıkları da olabilir yani. Uride minha. Bunlardan ne irade edilir? Bu uride kavramı önemli. Lafzı önemli. El-elfaz el-mahsusa. Hususi lafızlar var. Evet mesela mesele, fasıl, hususi lafızlar var. Ed-delle alel-ma'anil mahsusa. Ve hususi manalara delalet ediyor bunlar. Nasıl hususi manalara delalet ediyorlar? Buradan kastettiği şey şu. Mesela bir kitap düşün. Orada bir mesela açtın. Bir konu başlığı var. İşte mesele, fasıl yazıyor ve herhangi bir konunun başlığı var. Ve sen şunu biliyorsun. Bu konu başlığın altında işte mesela altında bulunan lafızlar diğer konunun başlangıcına kadar bir önceki konunun şeyi, içeriği. Dolayısıyla konu başlıkları arasında mesela şunu bir konu başlığı var, şunu bir konu başlığı var. Bu konu başlığının altındaki lafızlar bu konu başlığının mevzulehni dahilinde. Ve bu sınırlı bir şey olduğu için, iki konu başlığı arasındaki lafızlar sınırlı olduğu için bu sınırlı lafızlar belli mahsus hususi manalara delalet ediyor. Burası doğru. İşte diyor ki o bab başlığı da o konu başlığı da oradaki lafızların delalet etmiş olduğu manaya yani o kısma delalet ediyor. O kısma işaret ediyor. O kısımda hususi olduğu için nedir? Bunlar vazı has, mevzule hastır. Hani bunlar vazı has, mevzule has onları nasıl görüyorlar? Yani bu açıklama üzerine nasıl anlayabiliriz? Bu şekilde anlayabiliriz. Belli bir sayfada mesela bir konu başlığı var. Altında bir sayfa var. O bir sayfa hususi olduğu için, sadece bir sayfa olduğu için, o konu başlığının sayfası olduğu için
hususi bir vaz söz konusu diyor. İşte vaz demiyor. Burası önemli. Dediği şey şu veya denilen şey şu. Uride minhe. Şu uride kavramı doğrudan vaz mertebesini işaret etmiyor. Burada mertebeler arasında bir şey var. Bir git gel var. Mertebeler kaydı burada. Uride genellikle ya istimal veya delalet mertebesiyle ilgilidir. Hatta bazen hamil mertebesiyle ilgili de olabilir. Yani istimal ve delalet mertebesiyle ilgili olması ne demek? Yani istimali kullandığında hususi manaya delalet ediyor. Yani niye? Çünkü istimali mesela kullandığımda ben bir konu başlığını, şimdi kitap mesela kullandım. Gerçekten altında bulunan o hususi lafızlara delalet ediyor. O ve o lafızları delalet etmiş olduğu manaların. Hani bir hususiyet var. Evet, kullandığımda gerçekten istimalde delalet mertebesinde böyle bir şey söz konusu mu? Evet. Böyle bir şey var. Ancak biz burada istimali delaleti tartışmıyoruz ki. Yani biz şunu tartışmıyoruz. Adam ne anladığını tartışmıyoruz. Bir kişi bir konu başlığını gördüğünde bundan ne anlıyor? E tabii ki buradan altında bulunan kısmın o başlığın muhtevası olduğunu anlayacak. Ama bu şu anlama gelmiyor ki. İstima ve delalet mertebesinde işte medlulünün anlaşılan mana ki bu hamil mertebesi dediğimiz olacak veya delalet edilen mananın istimalde kullanılan ve delalet neticesinde oluşan mananın hususi olması vaazının bu konu başlıklarını vaaz ederken hususi bir şey mülahaza etmiş olmasını gerektirmiyor ki. Ben mesela istimalde racul kullandığımda belli bir karine içerisinde bu hali bir karine olabilir veya bize ben bazı lafzi karineler vasıtasıyla racul lafzını bir cümle içerisinde kullanabilirim. Gerçekten sadece bir kişiye işaret ediyor olabilir. Karineler vasıtasıyla bir kişiye işaret ediyor olabilir. Hususiyet kazanmış olabilir. İstimal, delalet, hamil mertebesinde böyle bir hususiyetten bahsetmem. Benim gerçekten raculun vaz mertebesinde vazı tarafından hususi bir manaya vaz edildiğini iddia etmemi gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Ana şey burada. Ana menşeul galat dediğimiz, mezharul galat dediğimiz nokta burası. Alem olduğunu iddia edilir. Çünkü Yusuf Tecvi Üstad da bunun üzerinden ilerleyecek. Vahiye şubhetun, bak şimdi ne diyor? Vahiye şubhetun, raicetun, yani meşhur yaygın revaçta, fil menhul, gayru mu'teddin biha fi nazari erbabil ukul. Menkul ve erbabi ukul diyor. Bu menkulde revaçtadır böyle bir mesele. Bunu menkule işaret etmesinin sebebi şu. Ya gerçekten mesela kitabı elime aldım. Gerçekten evet, hususi manalara delalet ediyor. Ama biz burada şeyi tartışmıyoruz. Şu istima mertebesi, vaz mertebesi, istima delalet, hamil mertebesi ki bunlar bizzat gerçeklikte ortaya çıkan şeyler. Biz bunları tartışmıyoruz ki. Bizim tartışmamız gayr muhteddin biha fi nazari erbabil ukul. Ne, erbabil ukulun bu meselede tartıştığı şey vaz mertebesi. Gerçekten neye vaz edildi? Karşılığını, mevzu lehni, medlulünü. Biz bunu tartışıyoruz. Ve kable en ta'rife vecehe zâlike yelzemuke en ta'leme emrayn. Yani konu Esma-i Teracim hususundaki ana muhaliflerin iddiasını serdetti bir cümle üzerinden. Şimdi bize kendisi dedi alem bunların vazı has mevzu bunların vazı has mevzu has olmadığını söyledi. Şimdi bunun açılması için bize iki tane giriş babından yine önemli şeyden bahsedecek ki asıl ondan sonraki açıklama bu iki hususa mebni olarak gerçekleşecek. Birincisi şu. El evvel en te'aleme ennel vâdi'a la yada'u lafzan minel elfâzi illa limâne mutemeyyizin amma adâhu. Bir vaazı, bir lafzı vaz ettiğinde neye vaz eder? Ancak kendisi dışındaki manalardan mütemeyyiz hale gelmiş olan, temiz edilmiş olan bir manaya vaz edilir lafızla. Ki zaten makul olan da bu. Mesela sen temeyyüz sahibi olmayan bir manaya lafız vaz etmezsin. Çünkü lafzı neye vaz ettiğinin farkında olmazsın. Çünkü senin zihninde mütemeyyiz hale gelmeyen şeyin aslında malum olmadığından da bahsedebiliriz. Senin için bir şey mütemeyyiz değilse, bir şey diğer şeylerden ayrışmıyorsa malum değildir senin için. Ki bu bağlamda biz
ilmin bazı tariflerine düşünebiliriz. Hatta mesela şu denir. Bir şey biliyorsan aksinin olmadığını da biliyorsun. La yahtemilu nakid diye bir tarif var mesela. Yani nakizi ihtimal dahilinde değil. Bilmek böyle bir şey. Yani temeyyüz hem bir şeyin kendi özdeşliğini bileceksin ki özdeşliği bilmek de aslında gayrının olmadığını bilmek anlamına geliyor. Özdeşlik de böyle bir şey. Temeyyüz dolayısıyla böyle bir şey. Ve in kana lizalikel ma'na afram kesiyetun yucadu fiha dediği yer, hani vav haliye, bu mütemeyyiz olan mananın ister hariçte birden fazla ferdi olsun. Yani bir külli mana düşünün. Mesela insan hariçte birden fazla ferdi var. Veya yani birden fazla ferde sadık olabiliyor bu külli mana. Böyle bir şey bile olsa diyor, bu temeyyüze mani değildir. Hani temeyyüzden kastettiğimiz şey mananın temeyyüzü. Fert, hani muayyen fertler üzerinden bir temeyyüz değil. Külli bir mana da dolayısıyla lafız dolayısıyla külli bir manaya da vaz edilebilir. Niye? Külli mana diğer külli manalardan temeyyüz edildiği sürece bu mümkündür. Ama asıl şeyimiz temeyyüz. Şartımız temeyyüz. Ve muhalun en yada'a li gayril mutemeyyiz indehu. Hep indehu lafzını kullanıyor çünkü mutebirin veya kişinin kendisinde oluşuyor bir temeyyüz. Kendisinde oluşmayan temeyyüz bize bir lafız vaz etmesi, yani oluşmayan bir temeyyüz, yani bir lafızın vaz edilmesi ise muhaldir. Ve illa, çünkü bu durumda fela delalete fela vada'a. Ne delalet olur ne vaz olur. Niye? Çünkü eğer temeyyüz dediğimiz şey yoksa temeyyüzün olmadığı şey hakkında bilgimiz de yok. Bilgimiz de olmadığı için o şey hakkında konuşmamız da mümkün değildir. Konuşamadığımızdan ötürü bir delalet hadisesi de gerçekleşemez. Delalet hadisi gerçekleşemezse, daha doğrusu bir vaz da söz konusu olamaz konuşamıyorsak. Vaz da yoksa bir delalet de olamaz. Fela delalete ve la vada. Ne delalet ne vaz kalır. Temeyiz bunların hepsinin şartı. İkinci şeyimiz ne? Bilmemiz gereken. Es-sâni enne kulle mevcudun fil hâric yecibu en yekûne muteayyinen. Hariçte her var olan şey müteayyin olmak zorundadır. Ve yestahilu en yekûne şâi'an. Ve yestahilu en yekûne şâi'an. Yani şey, şuyu bulması imkansızdır. Bu da şuyudan kastı mesela şu yani. Külliğinin hariçte külli olarak var olması imkansızdır gibi bir şey kastediyor. Dolayısıyla aslında burası doğrudan külli tabi meselesiyle ile ilgili. Külli tabinin hariçteki varlığı ile ilgili. Ne diyor? فَكُلُّ مَا وُجِدَ فِي الْخَارِجِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَحَيْوَانٍ وَاِنْسَانٍ فَهُوَ مُشَخَّصٌ مُعَيَّنٌ. Hariçte var olan her işte taş, ağaç, insan, canlı muayyen bir şahs olarak var olur. Tabi burada ve yestahilu en yekune şai'an dediğinde külli tabiinin hariçteki varlığını reddediyor sonucuna varamayız. Sebebi şu, burada iddia ettiği şey sadece şu. Eğer bir insan varsa, eğer hariç bir insan varsa muayyen bir insan olarak vardır. O muayyen insanda külli tabi olan insanlık mefhumun kendisi var olabilir. Ama herhangi bir şahıstan bağımsız olarak külli mefhumun harici var olması mümkün değildir diyor. Yani külli var olduğunda, yani mutlak var olduğunda mukayyet olarak var olur. Ama mukayyet var olduğunda o mutlağın, mukayyedin zımnında var olup olmaması tartışması, işte külli tabi tartışması burası. Dolayısıyla buradan külli tabinin reddini çıkartamayız biz. Ama herhangi bir şey dış hariçte varsa müşahhas olarak vardır. Hususi olarak vardır. Feleyse yucet fihi illel eşhas min kulli nev'in. Her türün şahısları vardır, fertleri vardır. Fe izâ arafta zâlik, arafta enne temayyüze ma'ana mes'eletin meselen an bâbin ve faslin. Eğer de bunu öğrendiysen şimdi açıklamalarına geliyor. Niye Esma-i Teracim alem sayılamaz, buraya gelecek. Bunu bildiğinde enne temayyüze ma'ana mes'eletin, meselenin manası. Meselen an bâbin ve faslin.
meselenin manasının, fasıl ve bab lafızlarının manalarından temel yüzünün sağlanması için la dahle lehu fit tarifi ve tenkir. Marifelik ve nekirelik üzerinden yapmamıza gerek yok diyor. Yani şunu diyor. Benim mesele lafzının karşısında olan mesele lafzının manasını veya mesele lafzının manası üzerinden meseleyi bab ve faslın ayırabilmem için bu meselenin faslın babın marife veya nekire olup olması önemli değil. Yani bir nevi külli veya cüz'i vesaire olup olmaması önemli değil. Bunların burada dahili yok. Bunlar lafzi şeyler gelecek sonra. Niye? Birinci de dedi ki çünkü ben bizzat zihninde bu lafızların karşısında olan manaları birbirinden ayırabiliyorum. Ki ayırabildiğim için zaten bunların her birine bir isim verebildim. Dolayısıyla temeyyüz için marifelik nekirlikten bahsetmeme gerek yok. Aralarındaki mana farklılığına işaret etmek için. Niye? Çünkü farklı lafızlar varsa zihnimde veya bazı zihninde bu lafızlar arasında bu farklı lafızların bu üç farklı lafızın üç farklı manasını zihninde itibara almış. Bunlar temeyyüz etmiş zihninde ki üç tane farklı lafız ortaya çıktı. Diyor ki لِأَنَّ مَعْنَى كُلِّ لَفْظٍ مُتَمَيِّزٌ عَنْ مَعْنَى غَيْرِهِ بِمُقْتَضَى الْوَضْعِ كَمَا عَرَفْ. Çünkü zaten her lafzın manası diğer manalardan ayrıdır. Sebebini nereye bağlıyor? Bir muktadal vaz'i. Vaz sahnesinde çünkü vaazı her bir manayı temeyyüz etmiş şekliyle mülahaza etmiştir. Ona göre lafzı vermiştir. Vaz sahnesinde bu açıdan bunlar birbirinden ayrılıyor. Manalar birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla biz şimdiye kadar bunların mananı birbirinden ne yaptık? Temiz etmiş olduk. Ama henüz bu manaların hususi olup olması henüz tartışmaya girmedik. Yani bu manaların hususi olup olmaması, hususi mi bunlar, da umumi manalar mı, külli manalar mı? Oraya şimdi gelecek. Ve in kana menşe'u şubheti enel mes'elete mesela. Şimdi şüphenin menşei şura ise diyor. İbaratun an elfazin mahsusatin dalletin ala maani mahsusa. Mesela el meseleyi alalım diyor. Bunun mahsus lafızlar var ve bunlar mahsus manalara delalet ediyor. Bu ibare Esma-i Teracim'in alem olmasını gerektiriyorsa, hani şüpheleri oydu ya, bundan dolayı alem olmaları gerekiyor. Niye işte ifade etmiştik? Mahsus manalar var ama istimal mertebesinde demiştik. İşte zaten şey bura, menşe logalak burası. Başlıklar var. Başlığın altındaki bizzat o başlığın kendi muhtevası. Dolayısıyla hususi bir manamış gibi duruyor. Ama hangi mertebede? İşte orası mesele zaten. Fehuve kezalik. Buraya böyle kabul edelim diyor. Velakin hadihi gafletun. Şimdi sorun şurada diyor. Hadihi yani hadihi eşşubhe hadihi şubhe gafletun an ennel mevcudatil hariciye la budde en tekune muayyeneten muşahhasaten. Şundan şöyle bir gaflet oluşmuştur diyor. An ennel mevcudat. Harici mevcudatın la budde en tekune muayyeneten muşahhasaten. Harici mevcutların müşahhas, muayyen olmaları zorunludur. Sen bunu diyor ki unuttun. Bundan gafil kaldım. Bunu şimdi niye diyor? Şundan ötürü diyor. Buradaki ifade etmek istediği şey ey itiraz sahibi ve şüphe sahibi biz bu vaz mertebesini, istimal mertebesini vaz veya istimal vaz, istimal, delalet, hamli birbirinden ayıralım. Ama burada ne yapıyor? Vaz bir yerde, istimal, delalet, hamli bir yerde olarak alacak. Bunları kendi içerisinde bir ayrıma tabi tutmayacağız. Ve istimal, delalet ve hamli gerçeklik mertebesi olarak toparlayabiliriz buradaki tartışmada. Diyecek ki ya zaten hariçte herhangi bir şey var oluyorsa müşahhas ve muayyen olarak var oluyor. Dolayısıyla
Sen mesele dediğinde falan kitaptaki mesele istimalde ortaya çıkan, gerçeklikte ortaya çıkan falan meselenin hususi manalara delalet etmesi zaten herkesin kabul ettiği bir şey. Niye? Çünkü hariçte ne varsa hususi olarak, müşahhas olarak vardır zaten. Ama biz burayı tartışmıyoruz. Burayı işaret etmek istiyor. Bizim tartıştığımız nokta burası değil. Burası zaten kabul. Ama sen öyle bir tasvir ediyorsun ki, ya bak işte istimal demiyor ama bunlar kullanıldığında mahsus manalar anlaşılır. Bunlar mahsus manalara delalet ederler. Uri'de lafzını düşünelim. Mahsus manalara delalet ederler. Bu böyle anlaşılır. İstimal mertebesini tabii kullanmıyor. Böyle tasvir ederek sanki vaz mertebesinde de hususi manalara sahip olmak zorunda bunlar gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ama durum böyle değil. Seninkisi gerçeklik ile ilgili ve gerçeklikte zaten her şey müşahhas muayyen. Ama bizim tartıştığımız mahalli nizâ burası değil. Mahalli nizâ vaz mertebesinde bunların manaları gerçekten hususi mi değil mi? وَلَا يَتَهَتَّى اَنْ تَكُنُ مُبْهَمَّةً شَائِعَةً. Bu şeyle ilgili. Harici mevcutlar, harici muayyen olmuş şahıs olarak varlar. İşte külliyenin kendisi bizzat var olamıyor. Müşahhas olmadan. Buraya dair bir soru var mı şimdiye kadar? Tamam. Şimdi de tarif tenkire gelecek. وَلَا دَخْلَ لِذَٰلِكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ. Şimdi marifelik nekireliğinin burada bir şeyi yok diyor. Bir dahli yok bu tartışmada. Hani marifelik nekirelik dedik, lafzi ahkam ile ilgili. Dolayısıyla aslında marifelik nekirelik istimalde bir ortaya çıkan bir şey. İstimal bir gerçeklik mertebesiyle ilgili bir şey aslında. وَاِنَّمَا مَرْجُعُ التَّعْرِيفِ اِلَى قَصْدِ الْوَاضِعَ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِأَنْ يَكُونَ شَائِعًا لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرٍ بِمُقْتَضَى وَضَعِ اللَّفْظِ فَهُوَ النَّكِرَةُ. Şimdi burada ben emin değilim. Burada merci'ut ta'rif dedi. Ama en sonunda dedi ki fehuven nekira. Ya merci'ut tenkir ifade edecekti veya burada başka bir kastı var mı? Yani burada hem merci'ut ta'rifi doğru olduğunu kabul edelim. Ve sonunda fehuven nekireyi doğru olduğunu kabul edelim. O zaman kastın ne olduğundan emin değilim. Şundan ama ben şeye meylediyorum. Hani burada kastının mercu tenkil gibi bir şey olduğunu. Çünkü ondan sonraki açıklamalar onu işaret ediyor. Diyor ki ila kastil vade, hani marifelik nekirelik diyeyim, neye racidir? Vaazın bir şey kastetmesine. Kasıt ne ile ilgili? Gerçeklik mertebesinde olan bir şey. Delalete lafı. Özellikle şimdi delaletini kastedecek. Ala şeyin muayyen. Bir muayyen bir şey delaleti için. Delaletini kastediyor. Bi en yekuna şai'an la yahtassu bihi vahidun duna ahar. Bi muktada vad'il lafzı. Ama öyle bir muayyen şey olacak ki bu başkaları için de kullanılabilir hale gelecek. Sadece tek bir kişiye has olmayacak. Fehuven nekira. Hani mesela raculu düşün. Racul muayyen bir mana. Hani ala şeyin muayyen dediği muayyen bir mana. Ama bu muayyen mana birden fazla hariç ki fert için kullanılabiliyor. Tek bir ferde hususu değil, hususi değil. Ki zaten buna biz nekire demiştik. Dolayısıyla buradaki mercu'u tenkir olması daha doğru geliyor bana. Mercu tarif üzerinden ibare nasıl kurtarılabilir emin bilmiyorum yani. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra diyor ki felne arid huna ala zalikel mizan. Bu açıklamalar üzerinden şimdi meseleyi tekrar ele alalım. Fehel tefhamu min kavlina mes'ele ev bab ev faide. Mes'eleten mahsusaten ev baben mahsusan ev faideten muayyeneten em la olacak. Sen diyor mesela mes'ele dedik, bab, faide. Bu tür başlıklara düşünelim. Sen buradan hususi bir mesele, hususi bir bab ve hususi bir fayda mı anlıyorsun? Em yecuzu ba'de sema'ine zalike, bu kelimeleri duyduktan sonra şu caiz midir? En yekunel murad eyyü şeyin mimma yüsemme mes'eleten ve baben ve faideten. Yoksa faide, mes'ele, bab
isimleriyle müsemma olabilen her bir örneği mi anlıyorsun ve bunun anlaşılması caiz midir? Yani meseleden ben hususi bir mesele anlamıyorum. Bilakis mesele lafzının vaz edilmiş olduğu manaya mutabık olacak şekilde birden fazla örnek için kullanabilir olduğunu söylüyorum. İşte falan kitaptaki mesele farklıdır. Niye altında farklı lafızlar geçiyor? İşte başka kitaptaki mesele başlığı vardır. Altında farklı lafızlar geçiyor. O da bunu mu anlarız diyor. Bu caiz değil midir yani? Bu da caiz değil midir şeklinde soruyor. Min gayri en yu'aridana el-vad'u fi zalik. Bazı da buna şey olmayacak. Muarız olmayacak. Karşı olmayacak. Şimdi bir örnek getirecek. Burada durumun farklı olduğunu söyleyecek. Yani ben min gayri en yu'aridana el-vad'u fi zalik. Bu aslında Yusuf Tecvi'nin kendi iddiası gibi düşünün. Ben mesele, bab ve faideyi birden fazla örnek için kullanabilirim. Birden fazla farklı hususi örnekte birden fazla farklı kendileri hususi olmakla birlikte aralarında farklılık barındıran birden fazla şey için ben bu kavramları kullanabilirim. Faide, mesele, bab gibi başlıkları. Ve vazlarında da herhangi bir şey olmaz diyor. Bir taarruz durumu gerçekleşmez. Niye? Çünkü zaten Yusuf Dedvi'ye göre bunlar alemi şahsların dahilinde değil. Hani vaz-ı has, mevzule hasın dahilinde değil. Bi hilafi ama şu bak şu diyor. Şimdi örnek getirecek. Burada durum farklı diyor. Bi hilafi ma ile semi'ana cem'al cevami mesela. Ama cem'ul cevami duyduğumuzda bu lafzı duyduğumuzda durum farklıdır diyor. Niye? Yani cem'ul cevami bir kitap ismi değil mi? Kitap isimleri alemi şahs olduğunu söylemiştik. Ve bunun alemi şahs olduğunu unutalım mesela. Olmadığını da varsaymayalım. Mutlak bırakalım. Ve tecrübemize bakalım. Ben cem'ul cevami dedim ve ihya-ül umut dediğimde ile mesele, faide, bab gibi lafızları kullandığımda zihnimde hasıl olan mana arası bir farklılık var mı? Bedaheten var. Niye? Çünkü ben cem'ul cevami ve ihya-ül umut dediğimi duyduğumda ve bu kullanıldığında benim zihnim direkt hususi bir şeye gidiyor. Hususi bir manaya gidiyor. Yalın bağlamda düşünün bunu. Belli kareneler etrafında belli kareneler bulunduran bir istimal içerisinde kastetmiyorum. Ama mesele lafzını zihnim mesele dedim mesela bab fasıl dedim bu lafzı düşün dedim ve bu lafzı ifade etme ne anlıyorsun dediğimde muayyen hususi bir şey gitmiyor zihnin. Bu ne zaman oluyor? Gerçeklikte kullandığında muayyen bir bağlamda kullandığında ne yapıyor zihnin? O hususi manaya gidiyor. Niye? Çünkü zaten gerçeklikteki her şey müşahhas muayyen olarak vardır dedik. Ama biz burayı tartmıyoruz. Yalın bağlamı. Yani yalın bağlam dediğimiz vaz mertebesi gibi düşünün. Vaz mertebesinde yalın bağlamı düşünüyoruz. İhya dediğimde aklıma gerçi sadece o kitap geliyor. Hususi kitap geliyor. Ama mesele dediğimde ya birden fazla şeye sadık bir mana gibiymiş gibiymişçesine duruyor. Ki öyle de yani. Ben bunu tecrübede hissediyorum. فَاِنَّنَا لَا نَفْهَمُ شَيْئًا مُعَيَّنًا لَا يَجُزُ لَنَا الْاِنْصِرَافُ عَنْهُ بِمُقْتَضَى الْوَضَعِ. Şimdi burada diyor ki biz muayyen bir şey anlamayız. Nasıl muayyen bir şey? La yecuzu lena insirafu anhu bi muktadal vada'i. Vaz sebebiyle kendisinden uzaklaşmamız gereken ve anlamamamız gereken muayyen bir şey anlamıyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Tersten bizim anladığımız şey muayyen bir şeydir ve bu vaz'ına da uygundur. Mesela cem'ul cevami örneğinde. Ama mesele fasıl bab'da öyle değil. Ben gerçekten yalın bağlamı düşündüğümde zihnim husus bir manaya gitmiyor. Burada anlaşıldıysa tekrar Yusuf dediğim bir örnek getirecek. Kendi iddiasını şey yapmak için. Diyor ki ve eydan lev kâlel muellifu fâidetâni
Diyelim ki müellif, herhangi bir müellif faadeten gibi ifade kullandığını düşünelim. Mesela velem yezkur illa faideten vahideten. Ama sadece bir faide zikrediyor. Başlık iki tane faideten ama bir başlık bir tane faide ifade zikrediyor. İ'taradna aleyhi haythu akhalla bi ma'na tesniye. Ne yapıyoruz biz? Ya bir dur, itiraz ediyoruz. Diyoruz ki ya sen tesniye kullandın ama tek bir faide zikrettin. Manayı, tesniyenin manasını ihlal ettin. Fehel izâ semi'te raculen yekûl. Aynısı şurada düşünelim diyor. Ra'eytu haseneyn. Mesela muridel alem. Haseneyn gördüm. Birisini haseneyn gördüm dediğini düşünelim. Ama haseneyn derken alem kastettiğini düşünelim. Yani haseneyn bir özel ad gibi düşünün. Adamın ismi haseneyn. Efe te'teriduhu bi ennehu lem yucid illa şahsun vahidun. Bu durumda ismi Hasene'nin tesniye babına uygun ama özel ad olarak kullanılıyor. Bu durumda sen gelip itiraz eder misin? Ya sen sadece tek bir fert var hariçte, sen nasıl Hasene'nin dersin? Bakıyor, adam bakıyor gördüğü kişiye. Tek bir kişiyi görmüş ama Hasene'nin diyor. Sen bunu nasıl yaparsın diye itiraz eder misin? Hayır, etmezsin. Niye? Çünkü sen alem olarak kullanıldığını anlıyorsun. وَلَيْتَ شِعْرِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ فَائِدَةً وَرَجُلًا رَجُلًا ile faydeten arasında nasıl bir fark var diyor. Mesela Hasan ve Hasanen. Dolayısıyla faydetenden de mesela doğrudan hususi bir şeyin anlaşılması zorunlu değil. İstimalde ortaya çıkıyor hususilik. Hasanen'de mesela. Gerçekten tesniye de olabilirdi ama istimalde gerçeklikte bakıyor adam tek bir kişiye işaret ediyor. Bu şeyi anlıyorsun buradan. Özel ad olarak burada Hasene'ni zikretmiştir. Bu tesniye manasını kastetmemiştir. Ve aydan terahu yekul faidetun uhra feyasifuha bin nekira. Mesela faidetun uhra gibi kullanım düşünelim. Bir başka faide. Feyasıfıha bin nekira. Faideyi nekire ile vasıflandırıyor. Şöyle bir sorun olacak. Sen bunların vazı has, mevzu has olduğunu iddia etti ya adam. Faide, bab ve mesele gibi şeylerin. Dolayısıyla bir nevi cüz'i olmaları gerekiyor. Bir nevi marife olmaları gerekiyor. Ama diyor feldetin uhra dedin. Sen nekireymişçesi muamele edip hatta bir vasıf zikrettin. Bir başka faide gibisinden. Madem mesela aynısını sen alemi şahsal yapabiliyor musun? Zeyd'in uhra diyebiliyor musun? Zeyd'in uhra dediğinde Zeyd lafzından kastettiğin muayyen bir hani özel ad gibi bir muayyen bir fert değil. Bilakis Zeyd isminde ortak olan kişilerdir. O zaman Zeyd'in uhra diyebiliyoruz. Mesela Zeydani ne zaman diyebiliyoruz? Caiz Zeydani Mahif'de. Eğer onların Zeyd lafzından eğer biz kastettiğimiz şey Zeyd lafzında ortak olan yani Zeyd ismine sahip olan fertler olduğunda Zeyd lafzı külli bir manaya dönüşüyor. Çünkü isim olarak her bir işte 10 tane fertte ortak isim olarak. Bu açıdan külli. Ama muayyen bir ferde işaret etmesi bakımından Zeyd'i düşündüğümüzde, yani alem olarak düşündüğümüzde Zeydani diyemiyoruz. Çünkü tek bir kişi. İkilikten bahsedebilmem için küllilik, nekirelik lazım. Bunun için de isim Zeyd ismi olarak düşünmem gerekiyor. Burada da aynısı var. Faidetun uhra dedin. Faideten dedin. İki faide. Madem bu vazı has mevzu has nasıl iki faide olabiliyor? Madem hususi bir şey işaret ediyor, nasıl iki tane faideden bahsediyorsun? Veya bir başka faide gibi bir ifade kullanabiliyorsun? İtiraz buraya yönelik yani. Zeyd'in uhra diyemiyorsun. Ve yekulu el faidetu saniye. Mesela faideyi diyor elif lam takısıyla şey yapabiliyorsun diyor. Getirebiliyorsun. Yani marife haline getiriyorsun. Bunu Zeyd'de yapabiliyor musun? Hususiyetini halen gözeterek yapamıyorsun. Fedhulu aleyha el ahdiye ihsasen minhu bi sebqil ahdi fi kavli faideten. Buradaki ahdi şey lam ahdiye olarak alıyor mesela elif lam takısını. Ahdi zihni büyük ihtimalle burada.
geçmişteki bir şeyi çağrıştırıyor sana. O da ne? Faideten mesela. Ve mülahazatuhu limana tilke tesniye. Kema yülahizu ma'na'l cem'iyye izâ kâl fevâid ev mesâil. Yine burada da aynı durum. Cem olarak mülahaza ediyor. İlâ gayri zâlik minel edille elletî tenkadihu fi nefsike izâ raca'ta ilâ zevkike ve vicdânik. Bu kısım tamamen dolayısıyla şey ile ilgiliydi. Burada sen nekireyi tahsis ediyorsun. Elif lam takısı getiriyorsun. Vasıflandırıyorsun. Bunlar vazı has, mevzule has olan zeyt gibi alemlerde böyle bir şey söz konusu değil. Burada nasıl yapabiliyorsun bunu? Dolayısıyla bunların nasıl alemlerin vaz gibi vaz edildiğini söylüyorsun. Vazı has mevzu has. Ana şeyi bu. Söylemek istediği şey bu. وبهذا تعلم أن الكلام في تنوين مسألة مع كونها علما مؤنثا كلام من يتقيد بالظواهر. Şimdi mesela diyor ki mesele gibi bir mesele tüm lafındaki tenvini düşünelim. Ma'a kavni alemen muennesen. Şimdi bunun müennes olduğu açık ve alem olduğunu söylüyor. Buradaki alemlik Allahu alem bu tenvinden kaynaklı olarak. O yüzden zaten mesele tündeki tenvini işaretle bulunuyor. Yani bu buradaki tenvin Allah'ın tenvini ivaz gibi bir şey olabilir. Yani mesela işte mes'eletul ilm, mes'eletul kitab daha hususi bir meseleden bahsettiğinde işaret ama burada tenvinli getirmiştir. Tenvin ivaz şeklinde. O şekilde bir alemlik kazanıyor. Kelamu man yetekayyed bi zavahir. Diyor ki böyle düşünenler zahir ile kalmış. Ve la yestati'u en yakhruca min kaydi tekalidil ekabir. Burada tabii nereye kime işaret ettiğini, kime itiraz getirdiğini bilmiyorum. Ama Allahu alem burada mes'eletün alem olmasını kastettiği şey tenvini ivaz gibi bir şey olabilir. Tam emin olmamakla birlikte. Buraya niçin getirdi ondan da emin değilim. Sizin bir fikriniz varsa şey yapabilirsiniz. O zaman şimdi şeye geliyoruz. Fevali ilk ifadesine. O da ismi cins, alemi cins tartışması. Şimdi bu tartışmayı çok tafsilatına girmeyeceğim. Bunun tafsilatını Hamza Ünal abinin YouTube kanalında alemi cins hususunda iki tane kayıt var. Hani toplam bir saatlik orada takrir ediyor meseleyi. Alemi cins, ismi cins tartışmasını. Bu tartışmanın şöyle bir sorunu da var. Alemi cins, ismi cins hususunda çok farklı takrirler var. Yine Yusuf Decvi, Yunus Fethi Hoca'nın bu Kıraatun fil Vada eserinde de bir bahis açılıyor. Alemi cins ile ismi cinslerin farkı diye ve alemi şahs ile irtibatlı olarak. Burada da 3-4 tane hatta kendisinden birlikte neredeyse 5 tane farklı takrir sunuyor. Bu çok çetrefilli bir mesele yani. Nekire şeyle de ilgili olacak. İsmi cinsi farklı tarif edenler var. Bu farklı tariflere mebni olarak farklı alemi cins, ismi cins ayrımları, alemi şahs, alemi cins ayrımları oluşacak. Farklı nekire tarifleri var. Farklı ismi cins tarifleri var. Alemi cins tarifleri var. Buna göre bayağı farklı takrirler oluşuyor. Biz burada çok daha genel bir takrir sunmaya çalışacağız ve niye bu meselenin problemli olduğunu sadece göstermeye çalışacağım. Metne girmeden orayı bir ele alalım. Şimdi ismi cins örnekler üzerinden gidelim. Tariflerini vermiştik önceki derslerde. İşte mesela raculun, insanın bir kavramları düşünelim. Bunlar ismi cins. Niye? Bunlar çünkü birden fazla fert için kullanılabiliyor. Külli manalar. Sonra alemi şahslarımız var. Ve bu ismi cinsler hep nekire kullanılır. Demiş nekire ile ismi cinsten örnekleri hepsi aynı. Sonra alemi şahslarımız var. Bunlar marifedir. İşte mesela Zeydun, Bekru, Amr gibi alemi şahslar var. Bunlar tek bir kişiye gönderimde bulunur. Ve bunlar marife. Dilde marife olarak gelirler. Bu şekilde ifade edilirler. Şimdi bir de alemi cinsler var. Şimdi alemi cinsler bu iki kısım arasında kalmış.
arasında kaldığı için zaten problemli hale gelmiş. Yani ne ismi cinsi irca edebiliyorsun, ne anemi şahsları irca edebiliyorsun. Müstakil bir kategori haline gelmiş. Böyle müstakil bir kategori haline gelmesinin sebebi, diğer iki kısma irca edilmemesinin sebepleri de var. O da ne? Sebep şu. Aleministlere en basit örnek verilen kitaplarda Üsame lafzı mesela. Aslan manasına gelen. Aleministlere şöyle bir sorun var. Üsame lafzı mesela külli olarak külli bir mane delalet ediyor gibi. Birden fazla hayvan için sen Üsame'yi kullanabiliyorsun. Bu açıdan bir külli liye sahip. Ancak hani külliliğe sahip dolayısıyla diyorsun ki ya o zaman bu ismi cinstir. Niye ismi cinse de küllilik söz konusuydu? Birden fazla fert için aynı cinsten olan birbirine benzeyen birden fazla fert için kullanabiliyorduk ismi cinsleri. Aynısını Üsame'de de düşünebiliyoruz gerçekten. İşte aslan cinsinden olan veya birbirine benzeyen fertler için ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz aslan cinsinden olan. Bir külliliğe sahip. Ama ismi cins niye değil? Şundan ötürü değil. Çünkü bu alemi cinslerin lafzi ahkamları dilde marife. Bunlar marife olarak geliyorlar. Mesela ben şunu diyebiliyorum. Usame Usame'yi müpteda olarak kullanıp mesela Usame Cemile'tür mesela diyorum. Attım. Usame lafzını ben elif lam takısız bir şekilde marife olarak kullanabiliyorum. Müpteda olarak. Hal geliyor mesela. Burada zikredecek zaten. Ve şeye ihtiyaç duymuyorum. Nekirede olduğu gibi tahsis eden unsurlara ihtiyaç duymadan ben bunu marife olarak kullanabiliyorum. Dolayısıyla yani hem bir külliliğe sahip, diğer taraftan da marife olarak kullanılıyor dilde. Marifenin ahkamlarına tabi. Marifenin ahkamlarına tabi olduğu için de bir açıdan alemi şahsa benziyor. Çünkü alemi şahslara da marifelik söz konusuydu. Tek bir şeye işaret vardı. Ama Üsame'nin böyle tek bir şeye işaret ettiğini de söyleyemiyoruz. Hani bir açıdan ismin ise küllilik hususuna benziyor. Alemi şahsa marifelik hususuna benziyor. Nekireliği ismi cinsten alamıyor. Alemi şahstan da cüz'i manayı alamıyor. Böyle arada kalmış. Aleminizler. O yüzden de sorunlu halde şey bunların vazı bundan ötürü sorunlu. Şimdi burada tabii farklı şeyler var. Dediğim gibi farklı takrirler var. Şimdi biz burada kitapta zikredilenini anlamaya çalışalım. Onun üzerine bir şeyler eklemeye çalışacağız. Yoksa müstakil bazı takrirleri ele almayı düşünmüştüm ama bu çok uzatacak meseleyi ve bizim için şu anlık buradaki takrir kafi. Dediğim gibi zikretmiş olduğum kayıttan mutlaka da izleyin yani. Oradan dinleyebilirsiniz. Diyor ki el farku beyne ismil cinsi ve alemil cinsi ma'a kavni kullin minhuma kulliyen sadıkan ala kathirin. Her ikisi de külli birden fazla şeye sadık. İsmi cins ve alemi cins. Huve ma ahtarahu el muhakkik es-sabbani. Ve huve ahsu ma qile fi hadha'l mevdu. Şimdi şimdi farka değinecek. Şimdi Sabban Üstad'ın şeyine bakalım. Takrine bakalım. Ve hasiluhu bi izahin ve ihtisarin. En lil mahiyete cihete ta'yinin fi nefsiha ve vahdetin fi zatiha. Diyor ki mahiyetin herhangi bir mahiyet düşünelim. Bu mesela aslan mahiyet olur. Hayvan muftaris şeklinde. Bunun bir kendinde olması bakımından bir ciheti tayini vardır. Bir taayyünü vardır yani kendisi olması bakımından. Ve vahdetin fi zatiha. Hem kendinde bir tayini, müteayyünü söz konusu hem de bir birliği söz konusudur. Vahdetin fi zatiha. Ve cihete umumin min haythu kulliyetuha. Ve külli olması bakımından da bir umum olan bir ciheti vardır. Am olan bir ciheti vardır. Şimdi bize mahidi bize ayırdı şimdi. Ta'yinin fi nefsiha, vahdetin fi zatiha ve cihete umumin. Bu üç üzerinden isminiz, aleminizi şey yapmaya çalışacak. Alemi şahsı burada diyemiyorum. Onu da dahil edebiliriz.
Diyor ki ve nuzira ilel ciheti saniye fismil cins. İkinci cihet ismi cinsle itibar alınır. Yani burada üç tane bahsettim de şöyle olacak. İki tane aslında var. Bu ciheti tayini fi nefsiye ve vahdetin fi zatiye bir tek bir şey olarak alın. Yani bu vav ile şey yapmış, fasıl yapmış ama şey değil. Birbirinden farklı şeyler değil. Aynısının farklı ifadesi. İki tane şey var bunda. Cihet var. Bir kendindeliği, kendindeki tayin, bir de kendindeki o umumiliği, külli manası açısından bir umumiliğe sahip. Ve nuzri ila cihet saniye fismil cins. İsmil cins de diyor ki biz ikinci cihete bakıyoruz. Yani umum olan cihete bakıyoruz. Mahiyetin o külli olan ciheti, külli açıdan mahiyete yöneliyoruz. İsmi cinste. Ki bundan dolayı mesela ne oluyor? İsmi cins nekir olarak kullanılabiliyor değil mi? Şimdi peki marif şey alemi cinste niye bu umum cihetinden alemi cinsi ele almıyoruz ve vazının bu umum cihetinden olduğunu söylemiyoruz? Yani buradaki nuzira vesaire ifadeyle de vaz mertebesi etrafını düşünelim. İstimal tartışmıyoruz burada. Vaz mertebesini tartışıyoruz. Alemi cinslerde bu külliliği niye mülahaza etmedik? Çünkü alemi cinsler marife olarak kullanılıyorlar. Bunu da bir türlü halletmemiz gerekiyor. Ve erşedena ile zalik bi icra-i ahkamil ma'arif ala alemil cins. İşte bak diyor ki alemi cinsin marife ahkamına sahip olması diyor buraya sevk etti. Fe cealehu mubteden bila musavvigin. Hani müsavvig olmadan mübteda olabiliyor. Yani muhassis olmadan da mübteda olabiliyor bu alemi cinsler. İfade etmiyor. Ve mena'ahu as-sarf inde vücudi illetin uhra. Bir illet daha olduğunda gayrimunsarif de oluyorlar. Bir illeti ne? Alemiyet, alem olması. Diğer bir tane daha illet geldiğinde ne oluyor? Gayrimusarif oluyor. İki illet birleştiği için. Ve ca'e minhul hal. Yani kendisi zuhal olup kendisinin halinden ifade bahsedebiliyoruz. Ve lem yef'al zâlike fismil cinsi. Ancak bunlar hiçbiri ismi cinste söz konusu değil. Bel ecra aleyhi ehkâmen nekirat. Burada nekirenin hükümleri caridir diyor ismi cinslerde. Dolayısıyla ismi cinste küllilik ön plandayken, külli manası itibara alınırken vas sahnesinde, mahiyetin külli manası, muayyen olan mananın o külliliği, alemin cinste ise birinci cihet itibarı alınıyor. Cihet ta'yinin fi nefsiye ve vahdetin fi zâtiha. Kendindelik hali. Mesela Üsame dediğinde işte hayvan-ı muftaris mananın o kendisinin ta'yünü kastediliyor. Buna vaz edilmiştir Üsame lafzı. Bunu daha sonra peki yani şu soru oluşacak. Yani böyle bir tayin var. Zihindeki bir tayin var. Alem-i cinste kendindeki mahiyetin kendindeliği, kendindeki o tayini. Buna sonradan zihni tayin diyecekler. Buna alem-i cins dedin. E peki alemi şahslar ne oldu? Alemi cinsten alemi şahsını nasıl ayıracağız? Alemi ismi cinsten alemi cinsi ayırdık bunun üzerinden. Eyvallah. Dedin ki onun bir tayini var. Kendinde olan bir taayyünü var mahiyetin, bu açıdan alemin cins mahiyetin külli olması bakımından da, külli mana olması bakımından, birden fazla ferde sağlık olması bakımından da nedir? İsmi cinstir dedin. Peki alemi şahs da kendinde bir taayyüne sahip. Bunu alemi cinsten nasıl ayıracaksın? Orada işte şu ayırma gidiyorlar. Alemi cinste zihni bir taayyün var. Alemi şahsta harici bir taayyün var. Yani alemi şahstaki mevzule harici bir taayyüne sahip. Ama alemi cinste ben harici taayyüne sahip olan bir şeyden bahsetmiyordum. Bahsetmiyorum. Bundan dolayı zaten alemi cinsin medlulü cüz'i değil. Çünkü harici bir taayyün olsaydı alemi cinsin medlulü cüz'i olacaktı. Ama alemi cinsin medlulü hani külliye benzer bir şekilde birden fazla fert hakkında ben Üsame'yi kullanabiliyorum. Birden fazla aslan ferdi hakkında. Alemlik nereden geliyor? Hani alemlik bir taşahhus, bir taayyün istiyor ya. Zihindeki taayyünden geliyor. Zihinde hayvan muftaris manasının taayyünü var. Sen o
hayvan mufteris gibi bir şey düşün. Bir yine bir şablon düşünün. O şablon kendisine sen vaz ediyorsun kelimeyi. Bu şekilde Yusuf Decvi Üstad şeyi takrir ediyor. Şimdi bakayım burada başka bir takrir ele almaya gerek var mı? Şimdiye kadar bir sorunuz var mı? Onlar varsa onları şey yapalım, ele alalım. Benim yok. Benim de yok. Hani bu çok genel bir takrir. Dediğim gibi bunun çok farklı takrirli olduğu için burada çok fazla detayına inmek istemiyorum. Şeye hava o diğer kayda havale ediyorum. Birinci faal de bitti. Şimdi üçüncü faydayı okuyalım. Burası hızlı okuyacağız zaten. Burası bildiğimiz şeyler. El faydetü thalise. El ma'arif minha ma vudi'a lil harici kat'an ke alemi şahs ve ismi işara ve minha lizihni kat'an ke alemi cinsi vel mu'arraf bilamil hakika elleti yurad bime dukuliha el cins. Elif lam takısı cinsiye manasında olup hakikati ifade eden el mahiyye min haythu hiye ifade eden el takısının da buraya yani zihni bir tayyune sahip olduğunu söylüyor. Şurada tartışılacak kitaplarda el takısı ile işte cinsiye manasındaki el takısı ile hakikati bildiren ile alemi cins arasında nasıl farklar var? Bunların hepsini kıraatun fil vada'da çok tafsil bir şekilde de okuyabilirsiniz. Orayı da mutlaka tavsiye ediyorum. Min haythu huwa. Ve emmen nekira elleti la vucude li ma'naha fil haric. Şimdi bazı nekirleri de örnek verecek. Bunların hariçte nekire manalar, yani bunlar nekire, bunların ama hariçte varlıkları söz konusu değil. Bunlar var değiller hariçte. Fil haric ke anka. Anka gibi. Ve gul. Fefiha hilafun beynel ulema ala selaset ekvali. Üç tane kabil var burada diyor. Bu tartışmamı ilk defa ben burada görüyorum. Başka bir de görmedim bu şekilde nekirenin var olmayan fertler üstündeki tartışmayı. Qila innaha mevdu'atun lil ma'nal harici. Ya bunlar harici manalara vaz edilmiştir. Ve qila innaha mevdu'atun lil ma'nal zihni. Ve qila mevdu'atun lil a'ammi minhuma. Veya bunlardan daha e'am olan bir şeye. Şimdi harici manaya vaz edilmiş olmalar ne demek? Mesela anka kuşunun. Şimdi anka kuşu zaten ne? Aslında bizim hariçten elde ettiğimiz bazı görseller üzerinden zihnimizde oluşturduğumuz bir hayvan gibi düşünelim. İşte ateşi gördük, kuşu gördük, kanat vesaire. Bunların hepsini hayalimizde birleştirdik, terkibe soktuk ve anka diye bir şey oluştu. Bu açıdan eğer biz bu hariçten bir nevi manasının harici olması veya harici olan bir manaya vaz edilmiş olması şöyle olabilir belki. Anka'nın hariçte varlığının takdir edilmesi üzerinden olabilir. Zihni ise hiç hariçte varlığını takdir etmeksizin tamamen zihni bir olguya da irca edebilirsin. Buna vaz edebilirsin Anka'yı. Bir herhangi bir manaya, mefhuma. Ve bundan daha e'am olan bir şey. Ama bunun ne olduğunu ve burada açıklamıyor. Çok da açık değil. Yani ne olabilir bunlardan daha e'am? Hariç ve zihinden daha anlamlı olabilir. Çekme ifade ediyorum. Tamam. Şimdi son bahsimize geliyoruz. El faydetur rabia. Bu dördüncü faide yine önemli. Dördüncü faide kasti zımni vaz tartışmasıyla ilgili. Yani bu tartışmanın adı kasti zımni vaz. Bunu Abdullah Yıldırım Hoca da tezinde çok güzel bir şekilde ele almış 10 sayfada. Oradan da yardım olarak bu meseleyi ele almaya çalışacağız. Meselenin ana tartışma konusu şu. Ben lafızları bazen kendi manalarını göstermek için kullanabiliyorum. Bazen de lafızları bizzat kendisini göstermek için kullanabiliyorum. Mesela diyorum ki Câe Zeydun. Burada Câe ve Zeydun lafızların her birinin kendi manalarını ifade etmek için kullandığını söylüyorum. Söyleyebiliyorum. Her biri Câe gerçekten gelme fiilinin manası için kullanılmıştır. Zeydun da gerçekten o müşahhas fert
manası için kullanılmıştır diyebiliyorum. Ama bazen de lafları ben bizzat lafzın kendisini göstermesi bakımından da kullanabiliyorum. Bu nasıl oluyor mesela? Örnek geldi fiildir. Câe fi'lun. Bu anlamlı bir ifade mi? Câe fiildir. Geldi fiildir. Çıktı fiildir. Hatta fiili mazidir. Önemli değil. Mesela min harftir. Bunlar anlamlı ifadeler değil mi? Ama şöyle sorun var şimdi. Mesela min harftir dedik. Biz demiştik ki minin kendinde manası yok. Gayrındaki manaya delalet ediyor. Ne mahkumun aleyh ne mahkumun bih olabiliyor. Nasıl oldu da min harfun cümlesi anlamlı. Tartışma burası. Eğer şunu diyecekseniz, ya buraya şöyle bir takdir yaparız. Lafzu min harfun veya lafzu ca'e fi'lun, bu da olmaz. Niye olmaz? Çünkü fiiller ve harfler izafete giremezler. Hani lafzu ca'e dediğinde ca'eden kastettiğin normal fiil ise, fiil manasına delalet eden ca'e ise, ca'e Zeyd'in örneğinde olduğu gibi, bu durumda sen bunu lafza izafe edememen gerekiyor. Fiiller çünkü izafe edilmezler lafızlara. Harfler de keza. Dolayısıyla lafzu min dediğinde min burada yine sanki farklı bir şekilde ele alınmış. Bir türlü izafete gidebiliyor ve min harfin gibi bir cümle kurabiliyor, müptela olabiliyor. İşte tartışma noktası burası. Bunu nasıl çözeceğiz bu meseleyi? Buna taftazane bir çözüm önerisi sunuyor. Seyit Şerif buna itiraz ediyor ve farklı bir görüş serde diyor. Yine Seyit Şerif ve taftazane söz konusu olduğu için yine önemli bir tartışma. Güzel bir tartışma. Taftazane ikili bir ayrım yapıyor. Kasti ve zımni vaz diye bir ayrım yapıyor. Seyit Şerif bu ayrımı reddedecek. Diyor ki bir lafzın bir kasti vazı vardır. Bu nedir? Lafzın kendindeki manayı göstermesidir. Mesela C lafzının kendisindeki manayı göstermesi, işte geldi fiilin manasını göstermesi kasti vazdır. İşte Zeyd'in kendi manasını göstermesi kasti vazdır. Bir de zımni vaz dediğimiz bir olay vardır. Zımni vazda lafzın kendisini göstermesi. Hani lafzın medlul bir de kendisi. Telaffuz edildiğinde ortaya çıkan şey lafzın medlulü. C'e. Lafız olarak alıyorsun ama hani lafzı C'e olarak almıyoruz. İzafi girdiğinden çünkü giremediğinden dolayı. Burada min veya C'e'yi kendisi göstermesi bakımından bir de zımni bir vaza sahip olduğunu söylüyor. Bunu bir ibareden okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Diyor ki El-elfâzu inde sa'di mevdu'atun limâ'anîhâ kastan manaları için kasti olarak vaz edilmiştir. Ve li enfusiha teban. Lafızlar kendilerini göstermek için göstermeleri babından bakımından tebaan ki bu da zımni diyecek zımnen vaz edilmiştir. Ve hiye salihatun li en yuhkem aleyha ve biha meta kusida lafzuha. Ve bu zımni vaz kısmında olanlar her ne zaman ben lafzın kendisini kastettiğimde yani lafzın kendisini göstermesi bakımından ele aldığımda hem mahkumun aleyh olabiliyor hem mahkumun bih olabiliyor. لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنَ الْاَسْمَاءِ وَلَوْ كَانَتْ اَفْعَالًا. Çünkü diyor bunlar hani her ne kadar kasti vazları itibariyle manalara vaz edildi ya bunlar. Fiil olsalar da veya harf olsalar da isim gibidirler. Niye? Çünkü mahkumun aleyh olabiliyorlar. Ev hurufen bihasabil asli. Mesela nahvu darabe fi'lun madin min harfu cerrin gibi örnekler. Bunlar anlamlı cümleler. Nasıl anlamlandıracağız? Saadettin Taftazani nasıl, ne yapıyor? Kasti ve zımni vaz diyor. Bunun üzerinden meseleyi çözmeye çalışıyor. Şimdi kasti vazdaki vecih tesmiyle ele alalım.
Niye buna kasti vaz demiştir? Şundan ötürü lafız var ve bu lafız bir mana göstermek için vaz edilecek değil mi? Birden fazla manalar var, ihtimaller var. Vazı bu lafzı belli bir manaya vaz edilmesi, belli bir manaya işaret etmesi için vaz edeceği için burada bir tercih söz konusu, bir kast söz konusu. Zımni vazda böyle bir şey yok. Niye? Çünkü zımni vazda bir lafız var, birden fazla mana ihtimali var değil. E ne var? Lafız var, lafzın kendisi var. Dolayısıyla burada bir kasti bir şey söz konusu değil. Hayır, bir lafız bir manaya vaz edildiğinde kasti olarak zımnında lafzın kendisini göstermesi bakımından da zımni bir vaza sahiptir. Dolayısıyla kasti vazda mevzu ile mevzule ayrı iken, çünkü lafız var ve mana var, zımni vazda mevzu ile mevzu ve mevzule ayrı değil, bilakis aynıdır. Çünkü mevzu, vaz ettiğin lafız da mevzuleh de kendisi de lafzın kendisi olduğu için mevzu ve mevzule aynı. Hatta hani bu şekilde diyor ki sen bu şekilde ele aldığında kelimelerin vazlarını bu ifadelerin anlamlı olduğunu söyleyebiliyorsun. Min harfu cerrin dediğinde diyor ki min veya ca'e fi'l madin dediğinde buradaki aslında min ve ca'e bir tür isim haline geliyor. Bir tür alem haline geliyor. Yani mesela ca'e fi'lindeki ca'e kendisini göstermesi bakımından bir alem haline geliyor. Ve ni isim olduğunu söylüyor. Çünkü mahkumun aleyh olabilenler sadece isimlerdir. Bundan dolayı diyor ki bunlar isimdir diyor. Zımni vazları itibariyle. Şurası önemli. Zımni vaz ancak kasti vaz'a tebaan gerçekleşir. Bir yerde kasti vaz varsa zımni vaz vardır. Yani bir lafız öncelikle manaya vaz edilmesi gerekiyor ki lafzın kendisine vaz edilmiş, zımnen vaz edilmiş olduğundan bahsedelim. Burası önemli çünkü buradan sonra bir Seyyid Şerif Cücani'nin itirazlarından biri bu meseleyle ilgili olacak. Şimdi Taftazani şöyle bir itiraz gelebiliyor. Yusuf Derici'de hemen oraya oraya dikkat çekecek. Ey Taftazani, sen dedin ki lafsız her kasti vaza sahip olanın zımni vazı da olacak. Dolayısıyla her kelimenin aslında iki tane vazı olacak. Kasti ve zımni vaz. Dolayısıyla sen her kelimenin müşterek olduğunu söylemen gerekecek. Müşterek dediğimiz şey zaten teaddüdül evda. Hani teaddüdül evda. Birden fazla vazın olması demek müşterektir. Lafzın müşterek olduğu anlamına geliyor. Yusuf Teci ne diyor burada? وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا اَنْ تَكُونَ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا مُشْتَرَكَةً لِأَنَّ الْوَضَعَ الْاَوَّلْ قَصْدٍ وَالثَّانِ تَبَعِيٌّ. Açık ifade etmedi burada ama şunu demek istiyor Yusuf Teci Hoca. Müşterek, lafzın müşterek olabilmesi için kasti vaz'ın birden fazla olması gerekiyor. Aynı örneği. Hem Pınar için kasti olarak vaz edildi. Pınar manası hem de casus manası hem de göz manası için kasti olarak vaz edildi. Ama kasti ve zımni vazdan bahsettiğimiz iki farklı vazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada müştereklik itirazı müveccih değildir. Müştereklik gerekmiyor. Şimdi varaddehu seyyidun. Taftazani'nin görüşü anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı bir Evet. tane. Tamam. Varaddehu seyyidun. Seyyid Şerif Cücani gibi itirazı ne diyor? Bi ennehu yelzemu aleyhi ennel muhmelati mevdu'atun ke cesak ve deyz ve huve ma la yekulu bihi ahad. Senin dediğini kabul edelim. Bu durumda mühmel lafızların da vaz edilmiş olduğunu söylememiz gerekiyor. Deyz ve cesak gibi. Ama bunu hiç kimse söylemiyor. Mucmaun aleyh. Hani şu ayrımı hatırlayın. Lafız müstemel ve mühmel olarak ikiye ayrılır. Müstemel lafızlar
Ma vudi'a li ma'nen mühmel. Ma la vudi'a li ma'nen. Mühmel lafızlar vaz edilmiş olan vazlara sahip olmayan lafızlarıydı. Ama senin bu iddiana göre bunların da vaz edilmiş olduğunu söylememiz gerekiyor. Niye? Çünkü bunlar da kendilerini göstermeleri bakımından bir zımni vaza sahip olmaları gerekiyor. Ama bunların vazi olduğunu hiç kimse söylemiyor şeklinde bir itiraz getiriyor. Şöyle bir cevap verebilir Taftazani. Hani belki de vermiştir de ben şimdi ihtimal olarak zikrediyorum. Biz ne demiştik? Zımni vaz kasti vazdan ancak sonra olabilir demiştik değil mi? Kasti vaz varsa zımni vaz vardır. Mühmellerde kasti vaz yok ki zımni vazları olsun. Ama şöyle bir problem oluşacak o zaman. Ey Taftazani sen şu cümleyi nasıl açıklayacaksın? Deizun lafzun muhmelun. Anlamı mı cümle mi? Evet. Anlam ce fi'lun madin da olduğu gibi. Nasıl açıklayacaksın bunu? Zımni vaz dersen kasti vaz olması gerekiyor zımni vazın olması için. Veya olmasa bile zımni vazdan bahsediyorsun. Bunu hiç kimse kabul etmiyor. Mühmellerin vaz edilmemiş olduğunu söylüyor herkes. Çünkü eğer deizun lafı muhmelunda deizun burada mahkumun aleyh olduğu için Taftazan görüşüne göre isim olması gerekiyor. Alem olması gerekiyor. Ama bunlar daha manalara vaz edilmemiş kelimeler, lafızlar iken nasıl bundan isim veya alem olduğundan bahsedebiliriz ki? Bu büyük bir itiraz yani Seyyid Şerif Cürcani'nin. Şey denilebilir mi? Yani bu sonuçta zımni vaz dediğimiz aslında bir vaz değil denilebilir mi? Yani Cürcani bunu diyecek. ya bu aslında vaazıyla alakalı bir şey değil. Sen o kelimeyi tahlil ediyor, bakıyorsun, onun üzerinden bir hüküm veriyorsun. Yani kasti bir vazla bir alakası yok aslında. Vaz derken insanlar kasti vazı kastediler zaten. Adından da belli olduğu üzere. Ama birazcık zımni vaz şey gibi yani. O lafız bakıyorsun. Yani vazla alakalı bir analiz yok gibi orada yani. Ona geldi. Seyyid Şerif Cürcani'nin mezhebini takrir ettiğimizde oraya geleceğiz. Yani bir defa gerek yoktu sanki böyle bir zımni vaz gibi bir kısmı ama niye iddia etti hafta? Yani bunun belli başlı sebepleri var. Şimdi bir itirazı daha burada zikrediyor. Ve aydan Seyyid Şerif'in görüşü olarak vada'u'l elfâzi li enfusiha innemâ yekûnu tâbi'an lil vada'il aslî ve lâ vada'a fil muhmelât dediğimiz وَبِأَنَّ دَعْوَ الْوَضْعِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ Ve her lafzın vaz edilmiş olduğunu söylebilmemiz için ne akli ne nakli bir delilimiz yoktur. Yani mühmel lafızları da kapsayacak şekilde. Şimdi vaktara diyerek Seyyid Şerif Cürcani'nin görüşünü açıklayacak ama bunu çok kısa ifade etti. Biz Seyyid Şerif Cürcani'nin görüşünü kısaca bir takrir edelim. Seyyid Şerif Cürcan'ın görüşü şu. Lafızlar kendilerini şeyi kabul ediyor. Lafızlar bazen manaları göstermek için bazen lafızların kendilerini göstermek için kullanılıyor. Eyvallah. Lafızlar ama kendilerini gösterdiklerinde ben vaz ile bu durumu açıklamak zorunda değilim. Taftazen bunu vaz üzerinden açıklıyordu. Seyyid Şerif Cürcani diyor ki ben bunu vaz üzerinden açıklamak zorunda değilim. Diyor ki ana tartışma zaten şurada. Bu bütün kastı zımni vaz tartışmanın ana şeyi mahkumun aleyh olabilmek için ne gerekli? Bir şey mahkumun aleyh ise dilde bunun için ne tür gereklilikler var? Vazı iddia etmem gerekiyor mu? Ne iddia etmem gerekiyor? Seyyid Şerif Cürcani diyor ki bir şey mahkumun aleyh olabilmesi için hakkında hüküm verebilmem için o hakkında hüküm verdiğim şeyin zihnimdeki tasavvuru kafidir. Ben lafzın hakkında mesela C lafzı hakkında hükümde bulunacağım ya. O C lafzı ben zihnimde zihnime alayım.
zihnine C lafzının sureti oluşsun. Artık ben onun hakkında hüküm verebilir haldeyim. Bunun ötesinde bazı iddia etmeme gerek yok diyor. Ben vaza ne zaman başvururum? Eğer mevzu ve mevzuleh farklıysa, lafız var, mevzuleh mana var. Farklı tamam, mevzu ve mevzuleh aynıysa ben burada niye vaza gideyim diyor. Taftazani de ise mahkumun aleyh olabilmek için isim olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir vazdan bahsedilmek gerekiyor. Taftazani vazı gerekli görecek mahkumun aleyh olabilmek için. Seyyid Şerif mahkumun aleyh olabilmek için bir şeyin olabilmesi için mahkumun aleyh vazın gerekli olmadığını söyleyecek. Bu hususta şöyle hızlı bir şurada bir ibare okuyalım. Bir makale var. Abdullah Yıldırım Hoca'nın yine zımni vazın imkanı diye. Tavsiye ederim gerçekten. Güzel bir makale. Burada Taşköprü Zade'nin bir zımni vasfusluk bir risalesini tahkik etti ve Türkçe'de açıkladı. Burada güzel ifadeler var. Burada şu üç tane farklı şeyden bahsediyor. Hükümden bahsediyor. Lafızlar üzerine nasıl hükümde bulunabiliriz? Bir defa lafzın kendisi hakkında. El hükmü alel lafzi fakat. Mesela darabe murakkebun min selaseti ahrufin. Bize lafzı kendisi hakkında hükümde bulunuyorum. Veya el hükmü alel lafzi bil kıyas ila ma vudi'a bi izaihi. Mesela lafız fiil maziye vaz edildiyse darabe fi'lun madin diyorum mesela. Veya el hükmü ala medlulatil elfazi ba'de isti'maliha fi ma'aniha. Veya manalarına olan bir manaların bir hükümde bulunabilirim diyor. Şimdi burada buralar önemli değil bizim için. Şu önemli. Ve yufhamu minhu enne lil elfazi delaletun ala enfusiha min gayri vad'in la kastan ve la zinnen. Ne kasti ne zımni lafızların kendilerine delaletinde vaz yoktur. لِأَنَّ الْوَضَعَ vaz niçin vardır? لِتَحْصِيلِ الدَّلَالَةِ delaletin ortaya çıkması için değil mi? Delaletin ilkesidir vaz. وَحَيْثُ تَوَجَّهَ ذِهْنُ السَّامِعِ اِلَى نَفْسِ اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِهِ ضَرُورَةً اُسْتُغْنِ يَعْنِ اِعْتِبَارِ الْوَضْعِ هُنَاكَ ancak Sami dinleyen lafzı duyduğunda zihni direkt o lafzın kendisine gittiği için zorunlu olarak bir daha bir vaz itibara alması gerekmiyor. Bu vaz nerede itibara alması gerekiyordu? Mesela ben insan dedim sana, sen duruyorsun ya insan ne demek acaba? Manası hakkında düşündüğünde ihtimaller artıyor. Ve bu ihtimaller arttığında bir vaazının bu ihtimaller arasında bir manayı itibara almış olması gerekiyor ki sen o manaya gidesin. O yüzden biz vazı delaletin ilkesi olarak tayin etmiştik böyle örneklerde. Ama lafzın kendisi söz konusu olduğunda sen zihnin lafzın kendisine hemen gidiyor. Bir vaza ihtiyacın yok yani. Vazı bilmene vesaire gerek yok. Ekulu el arad el garadu min el vaz'i tahsilu delale li ihdaril medlul fi zihni sami. Sami'nin zihninde lafzın medlulünü çağrıştırmak için, ortaya çıkartmak için vaz vardır. Yani bu delaletin ortaya çıkması için vaz vardır. وَاللَّفْظُ اِذَا اُطْلِقَ يَحْضُرُ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ sadece telaffuz ile فِي ذِهْنِ السَّامِعِ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ الْوَضْعِ عَلَى اَنَّ الْوَضْعَ ve hiç vaza gitmeden. Vaz ne mesela? تَعْيِنُ اِحْدَى النِّسَبِ الْمُعْتَبَرَ فِي نَفْسِ الْاَمْرِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَدْلُولَاتِ gerçekten burada lafız ve medlulat arasında birden fazla nispet var ve burada bazı mutebir bir tanesini itibara alır. Ve iz leyse beyne'l lafzı ve nefsi nisbetun mu'tebiratun fi nefsi'l emri li tevakkufiha ala i'tibari'l mu'tebir. Ancak lafız ve lafzın kendisi arasında birden fazla nispet itibar edilebilecek nispet olmadığı için lem yumkin ta'yinuha min beynen nisab. Bazı nispetler arasındaki bir nispetin tayini de söz konusu değil. Ancak böyle vazdan bahsetmememiz
Bir delalet olmadığı anlamına gelmiyor diyor. Şimdi orayı zikrediyor. وَاَمَّا الدَّلَالَ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اِعْتِبَارِ الْمُعْتَبِرِ Mutebirin bir nisiplerden bir tanesini şey yapması, bir tanesini itibara almasına tevakkuf etmiyor delalet. فَاِنَّ اللَّفَظَ مِنْ حَيْثُ صُدُورُهُ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ مُغَيْرٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَيُدَلْ بِالْاَوَّلْ عَلَى الثَّانِي. Lafız benden sadır oluyor. Mütekellimin zihninde hasıl oluyor. Delalet gerçekleşiyor. Lafzı duyduğunda zihninde lafız meydana geliyor. Lafzın kendisi. Bu şekilde ele aldın. Dolayısıyla ne yapabiliyorsun? Sen ca'e fi'lun dediğinde, min harfun dediğinde bir vaza gitmiyorsun. Niye? Çünkü lafzın kendisini zaten gösteriyor ve bunun için bir vaz mülahaza etmem gerekmiyor. Ve bu cümleleri bu şekilde anlamlı hale kılabiliyorum. Şimdi Yusuf Necmi'deki ibareyi okuyorum eserdeki. Vahtara enneha bu eydan kısmında. Vahtara son cümle. Vahtara enneha tahduru bi enfusiha la bi dawaliha hatta tahtaju ila vad'in. Diyor ki lafızların kendisi nasıl hazır olur, zihinde hazır olur? Bi enfusiha kendileri itibariyle la bi dawaliha manalarıyla birlikte değil hatta tahtaje ila vad'in. Manaları birlikte hani mananın zihninde hasıl olmasından bahsetseydin bu durumda vaz'a muhtaç olurdun. Ama lafzın kendisini göstermesi bakımından vaz'a muhtaç değiliz. Şimdi kısacası taftazen niye bir şeyin mahkumun aleyh olabilmesi için vaza gitti? Sebebi şu. Mahkumun aleyh olabilen şeyler dilde nedir? İsimlerdir. İsimler kendindeki manayı ifade etmek için vaz edilmiş kelimelerdir. Dolayısıyla bunların da vaz edilmiş kelimeler olduğunu iddia etmesi gerekiyor Taftazani'nin. Niye? Çünkü o Abla Yıldırım Hoca'nın ifadesine göre nahvi seviyeyi itibara almıştır. Keza lafız kullanıldığında ya hakikat veya mecaz olarak kullanılır. Biz cefyan gibi örneklerde mecazın olmadığını hissediyoruz. Hakikat olacak. Hakikat nedir? Lafzın vaz edildiği manada kullanılmasıdır. Dolayısıyla yine vazı iddia etmem gerekiyor. Ama Seyit Şerif niye vaza gitmiyor? Çünkü Abla Yıldırım Hoca'nın ifadesine göre Seyit Şerif zihni seviyeyi itibara aldı. Mahkumun aleyh olmak için zihinde o şeyin suretin hasıl olması kafidir. Hakkında hükümde bulunabiliyorum. Vaza gitmeme gerek yok. Bir akli bir delalet gibi düşünün. Hakkında konuşabilirim gayet makul bir şekilde. Ve ecebe an şüphetil hükmü aleyha. Şimdi metinden devam okuyalım. Taftazani'nin cevabı. Ve ecebe an şüphetil hükmü aleyha bi ennel elfâzı kullaha mutesâvetul akdâm fi cevazil hükmü aleyha ve biha meta kustalafuha. Lafıza kastedildiğinde hep mahkumun aleyh ve mahkum bih olabilir. İster harf ister fiil olsun. Ve la tekun bizalike ismen. Pardon bu Taftazan'ın şeyi cevabı değil. Bu şey halen. Taftazan'a yönelik itirazlar. Ben lafzın kendisini gözettiğimde hakkında hükümde bulunabiliyorum ama isim olmak zorunda değil. Vel mübteda mesela la yecibu en yekuna ismen hakikaten. Mübteda da hakiki anlamda isim olmak zorunda değil. Bel yekfihi en yekuna fi hukmil isim. İsim hükmünde olması yeterli. İsim hükmünde olmak ne demek? Zihinde tasavvur edilebilen şey. Hakkında hükümde bulunabileceğim şekilde olması demektir. Ve mezhebu seyyid huvel murraccah indel muhakkikin. Dediğim gibi tekrar Abla Yıldırım'dan burayı okuyun. Bir de o makaleyi de gönderirim size. Onu da okuyun. Zihni şey zımni vazın imkanı. Taşköprüzade'nin bir risalesi. Gayet güzel. O şekilde meselenin inşallah anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi beşinci faideye de gelelim. Beşinci zaten buradan bahsetmiştik. Dilin vaazı kimdir sorusu. İlk derslerde bahsetmiştik. El vaadu o yüzden hızlı geçiyoruz. El vaadu an dil lugati. Qile huvallahu teala ve qile el beşer.
Ala hilafin tabiirin fidarik demiştik. Üçüncü bir görüş daha vardı. Veya daha doğrusu bu cumhurun görüşü sonra, o da tevakkuf. Yani bir yere varamıyoruz. Sonuca varamıyoruz. Bakillani ile başlayan, razilerden devam eden görüş. وَالَّذِي نُرِيدُ أَنْ نُنَبِّهَكَ عَلَيْهِ وَاَنْ نُعَرِّفَكَ مَوْضُعَ الْخِلَافِ. Gerçi mahalli nizam neresi, burayı sana göstermek istiyorum diyor. وَمَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَتَبَادَرُ اِلَى الْاَذْهَانِ. Ve zihinlerde tebadül eden, canlanan hakkın ne olduğu. فَعَلَمْ اَنَّ ذَٰلِكَ الْخِلَافِ اِنَّمَا هُوَ فِي اَسْمَى الْاَجْنَاسِ. İsmi cinslerde diyor bu ihtilaf. كَرَجُلٍ وَاَمْرَأَةٍ وَاَسَدٍ وَذِئِبٍ. Yani bir nevi doğal dildeki kelimeler gibi düşünelim. لَا فِي الْاَعْلَى فِي اَعْلَامِ فِي اَعْلَامِ الْاَشْخَاصِ. Zeyd, Amr, Mısır, Bağdat gibi özel isimlerde bir ihtilaf yoktur. Çünkü bunlar فَاِنَّ ذَلَكَ مِنْ وَضْعِ الْبَشَرِ اِتِّفَاقًا. Bunlar zaten beşer tarafından ittifaken vaz edilmiş kelimelerdir diyor. وَاِنَّ الَّذِي نَفْهَمُهُ وَلَا نَكَادُ نَعْقِلُ سِوَاهُ اَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ اُلْهِمَ فِي بَدْءِ اَمْرِهِ بَعْضَ الْاَسْمَاءِ لِبَعْضِ الْاَشْيَاءِ. Diyor, bizim anladığımız ve gayrısını da düşünemediğimiz, insanın evvel emirde bazı şeylerin kendisine, bazı eşyanın isimlerin kendisine ilham olunduğunu, verildiğini düşünüyoruz. اَوْ اُوحِيَ اِلَيْهِ بِهَا عَلَى حَسْبِ ضَرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ. Ve bir şekilde vahyedildi gibi düşünün veya kendilerine verildi. İhtiyaçları ve zaruretleri miktarınca. ثُمَّ أَخَذَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَضَعُ لَهَا مَا يَخْتَارُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ مِمَّا يُنَاسِبُ لُغَتَهُ وَتَرَقِّيهِ. Daha sonra insan kendisi ihtiyacı mebni olarak bazı şeyleri isim vermiştir. Münasip gördüğü, kendi dilinden münasip gördüğü bazı şeyleri isim vermiştir. وَلِذَٰلِكَ تَرَى الْمَوْضُعَاتِ تَتَّسِعُ يَوْمًا فَيَوْمًا. Bundan dolayı diyorsun, diyor ki insan belli bazı isimler kendisine verildi, manaları, belli bazı eşyalar manaları, daha doğrusu isimdeki bazıları verildi. Şu isim, şu isim isimden. Daha sonra kendisi bazı şeylere isim verdi. Bu şekilde gün be gün vazlar arttı. Ala hasabi raqiyil umrani, toplumun gelişmesi ve takaddumi sanayi vel muhtaraat ve işte teknolojinin vesaire gelişmesiyle birlikte hep bu isim verme olayı arttı. Ve lidzalika la necidu li kesirin min el eşyai'l an esman arabiyeten. Bundan dolayı diyor ki bugün biz çok fazla şey hakkında Arapça isimler bulamıyoruz. Niye? Çünkü teknoloji nerede gelişti? Batı'da gelişti. Ve şöyle bir şey var. Batı'da ilginç bir şekilde teknolojinin, yani yeni teknolojik gelişmeleri, işte araba gibi, tren gibi vesaire, bunlara vaz edilen isimler hep Yunan ve Latin, Yunanca ve Latinceden gelme. Niye? Kendi kökenlerine de dayandırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde kendi medeniyetlerini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Yani bunu görüyorsun gerçekten. Hep Yunanca, Latince üzerinden ilerliyor vazlar. وَنَجِدُ لَهَا أَسْمَاءً وَضَعَهَا بِإِزَائِهَا الْأُمَمُ الْأُخْرَى عِنَّمَا تَقَدَّمَتْ فِيهَا الصِّنَاعَةُ وَظَهَرَتْ بِهَا الْمُكْتَشَفَاتُ وَالْمُخْتَرِعَاتُ. وَهَذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَاهُ. Şimdi son faydayı da ele aldık. Beşinci fayda, vaazı kimle tartışması. Orada üstad bazı kendi iddialarını öne sürmüş oldu. Kısacası bazı şeyler insana, bazı şeyler Allah-u Teala tarafından vaz edildi, insana verildi. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti de bu şekilde anlayacak Üsteci Üstad. Ondan sonraki isimlendirmeler insan tarafından gerçekleştirildi şeklinde kısacası iddiası bu. Velhamdülillahi evvelen ve ahiren ve zahiren ve batinen ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin el muzhiril eclalil tecellil e'la ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu şekilde Hulasetul Vaz okumalarımızın sonuna geldik. Son ders bize biraz uzun oldu. Son olarak işte 10 ders oldu şimdi zaten. Başta demiştik aşağı 10 ders olur diye. Elhamdülillah 10 dersi bitirmek nasip oldu. İnşallah Yusuf Decivi Üstadım
ve diğer bütün kendilerini istifade ettiğimiz alimlerin, hocaların ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bu şekilde derslerimizi sonlandırıyoruz inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.